tam anlamıyla bir ürün şirketi ne demek? 40 yaşından sonra deneyimledi. Şimdi işsiz kaldım. Ben hayatımda hiç ilk kez işsiz kalıyorum. Kariyerimin büyük çoğunluğuna, tamamına yakında kod yazdım. Evet. Ekip yöneticileri ya da karar veren kişilerin ana motivasyonu problem çıkmadan bir formül uygulayalım ve süper olsun. Refinement toplantısının ne gibi bir katkısı var? Kime katkısı var? Neden biliyor musun? Hangi şirkete giderseniz gidin, İlk yapacağınız şey o şirketin ana çıkış noktamız şu oldu. İstediğiniz ödeme kuruluşla çalışın. Biz sizin ödeme başarı oranınızı yükseltiyoruz. Bize verdiğin bir komisyon veriyor doğal olarak. Bize verdiğin, yani bize harcayacağın paradan kat kat daha fazla kazandırtıyoruz size diye bir söz veriyoruz. Vasatlık bizi yok ediyor. Sektöre yeni girecek olan kişi vasat olacaksa hiç girmesin. Çünkü çok vasat var. Çok var. Ve kimse onları aramıyor. Ben sunumu dinlemeye gelen kişi emek verilmemiş bir sunum olup olmadığını anlar. Sunum şey gibi, Twitter ile Instagram aynı mı? Değil. Sen bir postu hem Twitter'a hem Instagram hem LinkedIn'e çıkarsan aynı content uymuyor. Twitter'ın hedef kitlesi anlattığı, Instagram'ın anlattığı, LinkedIn'in anlattığı bambaşka şeyler. Evet. Bana sorumluluk veriyorlar, yetki vermiyorlar. Bir şeyler, bir problem olduğunda sorumlusu sensin diyorlar. Ama o problemi çözecek, çözüm önerilerini uygulayabilecek yetkiyi vermiyorlar. Merhabalar, Tütün Sektör 2. sezon 1. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Etkili sunum, kaliteli yazılım, etkili hitabet vesaire gibi şeyler deyince benim aklıma direkt gelen bir isim. Bugün sağ olsun abi geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya çok mutluyum bu, yani geldiğin için. Evet. Güzel sorularımız var, senin de böyle güzel cevaplarınla birlikte. İnşallah birçok kişiye yardım edeceğiz diye düşünüyorum. Davet için teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum hocam. Hocam konseptte tütsülerimiz var. Bu tütsülerden bir tanesini seçerek başlatıyoruz şeyi. Onlar yanarken biz de sohbet ediyoruz. Şöyle... Orada ben gözüme kestirdim bir tane. Mangolu var sanırım şurada. Hocam mango hemen şöyle yakayım. Bunu sana da bir bölümde yakmıştık. Evet. Şey, biraz ağır kokuyor. Öyle öyle. Artık... Konuşmayın. 15. dakikadan sonra hava molası vermiştik bunu yakınca. Çok iyi. Hocam hemen ateşe veriyorum o zaman. Evet hocam, tütsümüz başladı. Süreden düşüyor ama arada ekstra şey, tütsü bitse bile devam ettiklerimiz oluyor. Hocam öncelikle nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Keyfiniz yerinde, her şey yerinde. Süper hocam. Sağ olun. Hocam o zaman ben ilk soruyla başlayayım. Siz zaten birçok sunuma çıkıyorsunuz, etkinliklere çıkıyorsunuz ama orada süre kısıtlı şimdi. 40 dakika, 50 dakika. Sadece anlatacağınız konuyu anlatıp mecbur şey oluyor ve ayaküstü insanlar konuşsa bile sizi böyle tam tanıyamıyor. Ben de öyleyim mesela. Bugün ben de ona, bu şerefe nail olacağım. Lemi Orhan kimdir? Böyle öğrencilikten bu yana hocam, hani kariyerinizde anlatarak, yani illa yazılım bazlı değil, böyle bir sizi daha detaylı bir şekilde tanıyabilir miyiz hocam? Tabii, tabii. Ben İzmirliyim. Okumak için İstanbul'a, Marmara Üniversitesi'ne geldim. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Üniversite sınavında aslında ben ortaokulda Commodore 64'te kodlama yapmayı çok hoşuma, çok sevdim. 3 sene boyunca Basic dilinde baka baka defterden, orada Commodore 64'ün dergilerinden oyunlar ya da kodlar yazardım. Kasetlere kaydederdik vesaire. Sonradan git zaman gel zaman işte Marmara Bilgisayarı kazandım. Mezun olduktan sonra da aslında benim ana hedefim üniversitede kalmaktı. Benim çocukluğumdan beri bir hayalim vardı. Hani akademisyen olarak devam etmek. Hani her çocuğun hayali vardır. Herkesin hayalleri vardır. Ama her hayal gerçekleşmez. Benim hayallerim de gerçekleşmedi. Ama ne mutlu ki eşim o hayalimi benim adıma gerçekleştirdi. O akademisyen oldu. Ben de... Onun bölümü falan ne hocam? Aynı bilgisayar mühendisliği, sınıf arkadaşım zaten. Süper hocam. Ama ben de en azından çeşitli etkinliklerde bildiklerimi hani anlatarak oradaki kendi içimdeki anlatma ve hani bir iz bırakma, dünyaya bir iz bırakma ihtiyacını gidermeye çalışıyorum. Gayet de başarılı olduğunuzu net bir şekilde söyleyebilirim hocam. Yani gerek hem salonun doluluğundan hem de böyle genel oylamalarda falan en iyi anlatan hocam vesaire falan yani net görüyorum. Teşekkür ederim. Yani zaten salondan siz de anlıyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Aslında ilk benim mezun olduktan sonra ilk iş deneyimimde çok küçük bir şirkette bir MPI kütüphanesiyle C kodu yazarak başladım. Sonrasında Java'da e-ticaret sitesi yazılması gerekiyordu ve ben Java çok iyi bilmiyordum. Hatta çok az biliyordum. Ama proje yazılacağı için ben de öğrenme fırsatım oldu. Orada Spring'le tanıştım, Spring Framework'le. Interface 21'de o zaman adı, daha 1.0 çıkmamıştı. Orada onu öğrenme fırsatım oldu. Daha sonra da Sony maceram başladı. İlk iş yerimden açıkçası çıkarıldım. Herkesin karılma hocam. Evet, herkesin kariyer layoff gibi mi? Aslında şirket küçülmeye gitti ve şirkete en son gelen ilk çıkar mantığıyla patronum beni çağırdı. Dedi ki Lemi, durum böyle. Yani seni çıkarmak durumundayız çünkü son gelenlerdensin. Bir sene çalışmıştım orada. Hocam şimdi dönüp diyor musunuz? Bak çıkardığın adam. Yani yok demiyorum çünkü bana çok büyük katkıları oldu. Dedi ki ama üzerinde bir modül vardı, bir projede bir modül yazıyordun. Evet dedim. Ne kadar sürer dedi onu yani bitirmem. 3 gün sürer dedim. İyi dedi, 3 gün sonra seni çıkartıyorum dedi. Hocam o motivasyonu nasıl yazdın? Ben 3 gün boyunca inanılmaz bir tempoda, çünkü yetiştirmeye çalışıyorum. 3 gün boyunca deliler gibi çalıştım ve modülü tamamladım. Son 2-3 saatim, şirketteki son 2-3 saatimde bütün bu modülü arkadaşlarıma aktardım. Sonra da servisle ayrıldım. Hocam bir insan çıkarken kalitesini belli ediyor genelde. Yani kimisi iş bakmaz, şey yapmaz. 3 gün sonra çıkacağınızı bile sabahlı akşamda çalışıp bir de ekibe aktarma şeyine ihtiyacı duymuşsunuz. O da kaliteyi belli eden. Yani orada ana motivasyonum benim, ben yaptığım işle gurur duymayacaksam bir anlamı yok çalışmanın. O yüzden en azından faydam dokunsun diye çok ciddi emek vermiştim. Sonra Sony maceram başladı. Hatta Sony'ye girerken şimdi işsiz kaldım. Ben hayatımda hiç ilk kez işsiz kalıyorum. Zaten bir iş tecrübem var. Ne yapacağım? Dediler ki Sony'den birileri çıktı. Onun yeri boşalmış olabilir. Ben de Allah dedim, Sony'nin Türkiye'de ofisi mi var? Dediler ki Bağlarbaşı'nda ofisi var. Ben de CV hazırladım. 4 sayfa. 4 sayfa biraz garip yani. 4 sayfa CV ama hazırladım. Neler yazdınız hocam? Her şey vardı. Üniversitede yazdığım bütün projeleri ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. Sonra bunu bir dosyaya koydum. Bağlarbaşı'na gittim. Binanın önüne geldim. Sony'nin burada çalışıyor. İçeri gireceğim. Güvenlik dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim işte CV'mi bırakacağım. Giremezsin dedi. O zaman dedim siz dedim bu CV'yi içeri bırakır mısınız? Güvenlikte kapıdaki güvenlik olur ya onun gibi. Tamam dedi. Ben döndüm. Hiç umudum yok. Hakikaten güvenlikçi içeride İK'ya vermiş. İK yönetime vermiş. Yönetici beni iş görüşmesine çağırdı. Ve çağırdığında da şöyle söyledi. Lemi dedi normalde ben seni çağırmayacaktım ama bir senelik tecrübesi olan birisi nasıl 4 sayfa hani yapabilir? Bu tiple tanışmak istiyorum dedi. Çok sevdiğim bir yöneticidir. Orada çok sıcak bir ilişkimiz oldu. Sonra benim 10 senelik bir Sony maceram başladı. Hocam çok iyi. Evet, tabii orada 8 farklı ekiple çalıştım. Neredeyse herkesle çeşitli zamanlarda ekip arkadaşı oldum. Benim için müthiş insanlar oldu. Teknik liderlerim bambaşka seviyedelerdi. Yani şu kitabı oku, ondan sonra soruların cevaplarım diyen teknik liderim de oldu. Bizi çok iyi yönlendirdiler. Onun katkısıyla zaten işte Gittigidiyor'a geçtim. Gittigidiyor'da Hakan Erdoğan'la tanıştım. Hakan Erdoğan şimdi kurucu ortaklarından, diğer yolumuz kesişti. Devam ediyoruz. Onur Sabri Tüzün'le tanıştım Gittigidiyor'da. O da benim 4. iş yerim. Onunla beraber 4 ayrı iş yerinde çalıştık. Sonra da işte ACM'de koçluk yaptım 2 sene. İZİKO'da keza Hakan Erdoğan, Sabri Onur Tüzün'le beraber çalıştık. İZİKO'nun başarı hikayesinin bir parçası olmak zaten müthiş bir şeydi. Sonra oradan da ayrılıp önce Craft Basic kurduk, bir servis şirketi. Orada Trendyol hızlı market, Trendyol Golden bir parçası olduk. Önemli bir parçası. Bir senede orada çalıştık. Sonra Scotty'de ter döktük. Scotty hala bence zamanın ötesinde bir projedir. Motosiklet, taksi. Sonrasında da Craftgate'i kurduk, bir ödeme orkestrasyon platformu. Tam anlamıyla bir ürün şirketi ne demek? 40 yaşından sonra deneyimledim. Bambaşka bir şeymiş. Söylenildiği gibi değilmiş, anlatıldığı gibi değilmiş. Başka dinamiklere ve başka artıları, eksileriyle bambaşka bir seviyeymiş. Her yerde gördüğümüz genel geçer doğruların ya da yanlışların işlemediği, kendine özel bir paralel evren gibi, ayrı bir gezegen gibi farklı bir yapısı varmış. Girişimcilik, ürün şirketi olma, ürün çıkarmanın ne demek olduğunu şu anda da hala tanık oluyorum. 2001 senesinden beri yazılım geliştiriyorum. 2001'den bugüne 23 sene içerisinde kariyerimin büyük çoğunluğuna, tamamına yakında kod yazdım. Ve hala da yazıyorum. Yani hiç bıktığınız olmuyor mu hocam? Hiç olmuyor, çünkü ben severek yaptığım bir işi yapıyorum. Yani insan severek yaptığı bir işi yapıyorsa bıkmıyor. Hayatımın hiçbir döneminde şu zaman yönetici olsam mı diye bir düşüncem de olmadı. Çeşitli dönemlerde bana yöneticilikler de verdiler. Yani ekiplerin izinlerini imzaladığım da oldu, performans görüşmeleri yaptığım da oldu. Yüzlerce farklı iş görüşmesine girdim. Ama benim için, benim beslendiğim yer yazılım. Ben yazılım geliştirmediğim sürece, ekiplerle beraber çalışmadığım sürece kendi iç tatminimi, iç mutluluğumu sağlayamayacağımı düşünüyorum. O nedenle şu anda çok mutluyum. Aktif olarak yazılım geliştiriyorum. Tabii ki yazılımın sadece kod yazmak değil, yazılım birçok farklı şey içeriyor. Ama çok keyif aldığım bir ekiple, onların bir parçası olmaktan gurur duyduğum bir ekiple çalıştığım için de mutluyum. Umarım böyle devam eder. Hocam burada şey sorusunu da sormak istiyorum. Yine soru doğuruyor. Aslında diğer sorular var ama 10 sene çalıştınız ya, şu an baktığımda bir yazılımcı 2 yıl bir yerde çalışırsam çıkmak zorundayım gibi bir algı var. Ya bu herkeste var. Ya çünkü ya hep çalıştığım kurumlarda, konuştuğum kişilerde hocam 2 yıl çalıştım artık çıkmam lazım. Niye mesela çıkman lazım sorusu da önemli. Diyor ki başka proje görmem lazım. Şu ankinden niye mutlu değilsin falan gibi sorular doğuruyor bende. Hani bu ne zaman iş değiştirmeli? Ne zaman bir çıkış motivasyonu insan aramalı? Yani evet. Sonuçta ekmek kazandığımız bir şey. Evet. Bir şey düşünüyorum, hani ben bundan ekmek kazanıyorum. Tam sevdiğim bir iş de olsa, hobim de değil. Evet. Sonuçta sabah 9'da kalkıyorsak, 8'de kalkıyorsak bir şey için kalkıyorum. Bana kalsa 11'de falan başlarım herhalde şeye. Ama bu ekmek parası için yaptığımız bir işte, ya bir yıl sonra iş değiştirmem lazım kafasında bir işe girmek. Yok. Yani doğru mu? Doğru değil bence. Tabii orada insan kendi hayattan ne beklediğini de bilmesi lazım. Ben hiçbir zaman çıkmak, bir süre sonra çıkacağımı düşünerek giriş yapmadım hiçbir şirkette. Kariyerimde çok mutlu olduğum bir anda iş değiştirmeye karar verdiğim, ama bu bir kırılım yaşadım. Yani bir iş görüşmesinde karşımdaki kişi bana öyle sorular sordu ki neredeyse hiçbirini cevaplayamadım. Ve ben kendimden çok emin olarak gitmiştim. Çok mutlu olduğum bir ekiple, maddi olarak da beni üzmeyecek bir pakette keyifle çalıştığım iş yerimi bırakma kararı aldım. Ve buradaki ana motivasyonum da ben kendimi daha geliştirmek istediğim bir yere geçmek idi. Yani orada ben acaba 2 senedir çalışıyorum, 3 senedir çalışıyorum, acaba iş değiştirsem mi diye soranlara iş değiştirmenin ana nedeni 2 sene, 3 sene orada çalışmak olmamalı. Hiçbir zaman bu bir kriter değil. Burada senin farklı bir nedenin olmalı diye hep bunu söyledim. Bence de orada iş değiştirmeli miyim, uzun senelerdir çalışıyorum diye düşünen kişilere benim naçizane kendi düşüncem, tam anlamıyla kendinizi doyurduğunuz, gelecekteki hedeflerinize, hayallerinize ulaşmayı kafanıza koyduğunuzda mevcut bulunduğunuz şirket buna izin vermiyorsa, buna köstek oluyorsa işte o zaman değiştirebilirsiniz. Ama onun dışında ne kadar kendinizi iç tatmin ediyorsanız o şirkette istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben bir problem görmüyorum. Hocam yine şeyden gelen, Twitter'dan gelen bir soru vardı. Tam konunun üstüne diye bir onu da sormak istiyorum. Domain mi teknoloji mi diye. Yani bir developer'ın domain teknoloji dengesi nasıl olmalı? Çünkü domainde gelişmek için hep aynı şirkette kalmak, hani hep aynı sektörde kalmak gerekiyor ama işte atıyorum fintech'tesin, telekomünikasyona geçtin, oradan şey geçtin vesaire gibi. Bu tarz bir döngü mü iyi? Yoksa bir domainde full kariyer biçmek mi? Veya 5 yıl fintech'teydim, bir anda başka bir sektöre geçmek beni böyle sarsar mı? Evet. O da bir kullanıcılardan, hatta Nesrin adını da vereyim, açık sorduğu için Nesrin Aşan sormuş soruyu. Evet. Aslında bu soruyu uzun zamandır kafa yoruyorum ve son dönemde bu sorunun bence bir cevabını kendim için verdim. O da şu, ikisi de önemli. Yani teknik olmadan tabii bir yazılımcı tam anlamıyla kaliteli bir yazılım geliştiremez. Yazdığı şey bir süre sonra çöp olur. Hatta başkalarına eziyet bile eder. Domain bilmediğinizde de elinizdeki teknolojiyle yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız ama müşteriler bununla mutlu olmaz. Ama hangisi daha baskın, hangisi gerekli? Aslında bunun cevabı yani bizde değil, biliyor musun? Bunun cevabı çalıştığın şey bir proje mi, bir ürün mü? Bunu doğru tespit etmekten geliyor. Nasıl ayırabilirim? Şimdi bir projenin deadline'ı vardır. Bir projeyi yetiştirmek için ekipteki insanlar görev alırlar ve herkes o projenin o deadline'e yetişmesi için zaman zaman bas geç yaparlar. Zaman zaman burasını bırakalım, şunu yapalım, yeter ki bize teslim et dedikleri tarihi yakalayalım derler. Koştururlar. Custom framework'ler yazarlar. Yazılımcılar çok fazla düşünüp overengineering'e kaçılmasın diye yazılımcıların yaptığı tasarımları kısıtlamaya çalışırlar. Çok katmanlı mimariler döşerler her yere. Sen şuraya yaz, sen bunu yaz, standartlar adı altında. Öyle bir sistem oluştururlar ki yeni gelen yazılımcı bir iş geldiği zaman şuraya bir dosya oluştur, buraya bir dosya oluştur, buraya bir dosya oluştur. Hop bitti diye düşünür. Oysa ki öyle değildir. Bunun nedeni bu bir proje olduğu için yazılımcı çok da fazla düşünmesin. Teknolojiyi biliyor mu? Java'yı, Spring'i biliyor mu? Ya da başka şeyleri biliyor mu? Okey. Buradaki yapıyı bizim istediğimiz gibi yazsın. Ana amaç her zaman bu oluyor projelerde. Projelerde domainin çok da bir önemi yok. Çünkü domaini iyi bilen insanlar var. Domainle ilgili bir şey olduğu zaman onu çağırıyorsunuz, ona soruyorsunuz. O siz şunu yapın diyor, siz de onu yapıyorsunuz. Belki ve bu emin ol insanın kariyerinde belki tamamına yakınında uğraştığı şey. Her ne kadar yazdığınız şey bir şirketin ürünü olsa da ürün o değil. Bu bir proje. Ürün denen şey şu oluyor. Yazılımcı ürünün feature'ları hakkında en az product, ürüncü gibi bir katma değer sağlıyor mu? Ürünün feature'ları hakkında fikri verebiliyor mu? Çok kendisi feature önerebiliyor mu? İnisiyatif alabiliyor mu? Yepyeni tasarımlar ekleyebiliyor mu? Kendi yaratıcılığını, yani çözüm için nasıl bir çözüm getirmeliyiz acaba diye müşteriyle, müşterinin gerçek ihtiyaçlarını konuşabiliyor. Bunları yapabilen şirketler gerçekten ürün geliştiren şirketlerdir. Şimdi bizim bir ürünümüz var şirket olarak. Aynı domainde, aynı ödeme domaininde rakip iki şirketten bir proje, bir ürün geliştiriyor olabilir. Aynı ürün, yani birbirine çok benzer iki ürün var. Ama işte olay iş yapış şeklinde. Eğer ki sizin yazılımcılarınız müşteriyle birebir diyalog kurarak müşteriye tamam bizden bunu istiyorsun ama peki neden istiyorsun? Senin gerçekten bunu yapmanın altında peki şöyle bir şey yapsak sana uyuyor mu, senin işine yarıyor mu diye sormuyorsa ortada birileri planlama yapıp tasarım yapıp önünüze getirip bu sprintte bunu yapıyoruz arkadaşlar. Anda productçımız bu. Productçı anlat domaini arkadaşlara. Onlar da geliştirecek diyorsa bu bir proje oluyor. Varmaya çalıştığım nokta şu. Projelerde teknik bilmeniz yeterli. Domain bilmenizin zaten ihtiyaç minimize olmuş durumda. Zaten projede birileri domaini biliyor. Size teknolojiyi bilmeniz için orada para veriyorlar. Ama ürün geliştirdiğinizde ana hedefiniz müşteri memnuniyeti. Hı-hı. Ve müşteri kolay kolay memnun olmuyor. Hı-hı. Müşteri, çünkü müşteri hem kaliteli yazılmış olsun, sürdürülebilir olsun, bug fixleri hızlı yapılmış olsun, birçok şey istiyor. Aynı anda istiyor. Orada yazılımcı ve bu yük bir ürüncünün sırtında kaldırabileceği bir yük değil. Doğru. Burada bu yük bütün teknik ekip üzerinde de, hani teknik ekip de bunu omuzlarına alabiliyorsa işte o zaman domain bilgisine de ihtiyaç var. Ben geçmişte domain bilgisinin bu kadar ihtiyaç olduğu şirketlerde çalışmadım. Hı hı. Çünkü bu gerçek anlamda orada projeler geliştirdik hep. Hı hı. Ama şu anda bir ürün geliştiriyoruz. Ve o zaman domaine ihtiyaç var. Hı hı. Domain olmadı mı şöyle oluyor. Abi ben ne yapayım? Hı hı. Bana bir görev ver, onu yapayım. Nasıl yapayım peki diye sormak zorunda kalıyorsun. Ürünü de sahiplenemez böyle. Tabii ki. Zor olur yani sahiplenmek. Tabii ki. Biz mesela üründe şunu görüyorum. Müşterinin şöyle bir problemi var diye geliyor. Ürünün bir problemi var. Bak, bug'dan bahsetmiyoruz. Hı hı. Müşterinin bir problemi var. Ve bu problem nasıl çözülür? Bütün ekip bunu tartışıyoruz. Hı hı hı. Bunu domain bilmeyen bir ekip tartışamaz. Bunu ne yapar biliyor musun? Productçı, satışçı, belki CEO, bilmiyorum. Kafa konuşurlar. Sonra ekibe derler ki müşterinin bir problemi vardı, biz de çözdük. Bakın şöyle yapacağız. Sprintlere bölüyoruz. 3 sprintte bitecek. 3. sprintin sonunda müşteri istiyor. Başlıyoruz. İlk sprint sen şu işi al. Poker planning yapabilir misiniz falan filan. Ama gerçek böyle değil yani. Hı hı. Anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de süreler hiç tutmuyor herhalde. 3 sprintte bitecek bir şey ben hiçbir zaman çok az gördüm. Yok yok, her zaman eforlama denen estimation ya da guesstimation hani kavramları her zaman gerçekten biraz uzaktır. Hı hı hı. Çünkü biz yazılımcılar olarak biraz optimist da kararlar veririz. Yani bu şu 3 güne biter herhalde ama başlarız yapmaya, tahmin etmediğimiz zorluklarla karşılaşırız. Çünkü yazılımda bilinmeyenler çok daha fazladır. Hı hı. Bilinen bilinmeyenlerden. Yani sen buradan Kadıköy'e gitmek için nerelerden geçeceğini bilirsin ama neyle karşılaşacağını bilmezsin. Yani bilinen bilinmeyenler fazladır. Dersin ki metroya bineceğim, oradan şuraya gideceğim vesaire. Ama sen buradan Finlandiya'ya şimdi yola çıksan bilinmedik bir sürü macera yaşarsın. Bak, macera. Yani nasıl gideceğini 3 aşağı 5 yukarı bilirsin ama karşına hiç tahmin edemediğin maceralar çıkar. Yazılımcıların yazılım geliştirme olayı maceralarladır. Yani yazılımcı aslında şey derler, discovery, yani buluşlar yapar. Ve nedir o buluşlar? Maceraya girer ve o maceraların sonucunda çeşitli buluşlar yaparlar. Bu buluşlar, demek ki MongoDB'de şartların bilmem nesi inerse şöyle oluyormuş. Burada Redis işe yaramıyormuş. Redis'te çok fazla API'lerden connection olunca bilmem ne şişiyor. Yani sürekli problemler iyi bir öğrenim olur. Genel olarak hani böyle söyleyeyim. Hocam peki şeyi sorayım. Bu bilinmeyenleri daha yola çıkmadan bilme olasılığımız veya birkaç tanesini önden öngörebilme olasılığımızı nasıl artırabiliriz? Var tabii ki, yani çeşitli teknik analizler yaparsın, müşteriyle konuşursun, toplantılara girersin, müşteriyi dinlersin. Küçük küçük parçalar. Zaten bu hani Agile kavramlarının en temelinde şu vardır. Bilinmeyen bilinmeyenin çok fazla olması nedeniyle bunu undeterministik, yani nasıl ilerleyeceğini bilemediğin bir maceraya giriyorsun. Maceraya giriyorsan eğer küçük küçük parçaları müşterinin önüne sürekli göstererek ondan feedbackler alıp rotanı yeniden hesaplaman lazım. İşte o zaman bilinmeyen sayısı azalır. Artık bilinen bilinmeyenlere doğru daha bir artış olur. Yoksa o Big Bang denen en önde süper bir tasarım yapalım, hepsini implement edelim, müşterinin önüne çıkartalım dediğinizde bu yolculuk aslında çok büyük sapmalara gebe. Yani bir günde biter dediğiniz bir hafta sürer, bir hafta dediğiniz bir ay sürer. Ben hatırlıyorum 6 ay sapan projelerimiz vardı. 6 ay uzadı ve yöneticilerimizi açıklayamadık. Çünkü şu yapılacak dediler, ne kadar biter? 6 ay dedik. Bir sene sürdü. Yani ve bu çok çok doğal. Çünkü bir macera, önümüze 1000 tane macera atlattık resmen. Hani film gibi. Oysa ki biz rotamızı her defasında baştan hesaplatacak checkpointlerimiz olsa, dilim dilim bir ekmeği dilim dilim yapsak, her defasında bir sonraki dilimi tasarlasak, genel büyük resmi görsek ama küçük parçalar halinde bir sonraki adımı o zaman karar versek, işte o zaman çok daha başka bir noktaya gidiyor. Craftgate'de biz sprint koşmuyoruz. Koşmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musun? Günlük planlama yapıyoruz. Bugünün planı bu. Yarın rota yeniden hesaplanacak. Belki yarına bambaşka bir şey yapacağız. Üzerinde çalıştığımız işleri kenara koyacağız. Ürün, müşterinin gerçek ihtiyaçları, ekibin gerçek problemleri üzerinde şekilleniyor. Ama gün gelecek, bu bir gün değil, belki bir hafta olacak. Bu, ama buradaki o dilimler önemli. Yani o dilimleri yapmadığınız sürece vereceğiniz tüm eforlama öngörüleri yanlış olacaktır. Hocam hazır Agile'dan, sprint planlamalardan konu açılmışken, bu arada Craftgate'e de geleceğim hocam. Hani orayı da bir merak ediyoruz. Agile'a bakış için nedir abi? Hani çoğu yazılımcı şey diyor ya, gereksiz bir ton toplantı olarak da bakıyoruz. Hani işte planning'i ayrı, retrosu ayrı, bilmem nesi ayrı, refinement'ı ayrı. Ne zaman kod yazacağıza döndüğünde çok görüyorum şey olarak da. Sizin Agile'a bakış açınız hocam, bu arada şöyle yapmam da. Lütfen. Agile'a bakış açınız nedir hocam? Hani sizin zaten sprint koşmadığınızı zaten söylediniz az önce. Ya ben 2007'den beri sprint koşuyorum. 2007'den beri retrospektifler yapıyorum, değiller yapıyorum. Hayatımda değil çok önemli bir yerde, çünkü kaç sene olmuş düşün ya, sürekli her sabah değile giriyorum. 2 senede Agile koçluk yaptım. Aslında Agile denen şey Scrum değil. Agile denen şey bir framework değil. Agile denen şey, çeviklik denen şey, agility, çeviklik denen şey bir mantalite, toplantı değil. Aklınıza gelecek tüm toplantıda Scrum'ı bir kenara koyun. Scrum'ın hayatınızda olmadığı, Kanban'ın olmadığı, XP'nin olmadığı, hiçbir metodolojinin olmadığı bir ekosistemde çevik olabilir misiniz? Olabilirsiniz. O zaman çeviklik ne demek? Çeviklik denen şey aslında sürekli iyileştirmeye bağlı. Küçük adımlarla problemi tespit et, problemi çözecek bir adım at. Ondan sonra o adımın etkilerini gözlemle ve yeni adım at. Inspect and Adapt ve bunun çerçevesini, bunu başarılı kılabilmek için gereken ekip dinamiklerini oluştur. İşte açık sözlülük, cesaret vesaire gibi. Bu şunu barındırıyor. İçeride eğer bir karar, bir toplantı yapılacaksa, bir ritüel oluşturulacaksa, bunun altında yaşanmış bir problemin çözümü yatmalı. Problem yoksa aksiyon yoktur. O yüzden biz günümüzde ekip yöneticileri ya da karar veren kişilerin ana motivasyonu, problem çıkmadan bir formül uygulayalım ve süper olsun, tamam mı? Bir formül. Formül ne? Formül board açalım. Ne işte sabahları toplanalım, refinement yapalım, işte eforlama yapalım, retro yapalım, şunu retro yapalım. Okey, tamam. Peki neden? Bunu yapmazsak ne olur? Sprint koşmazsak ne olur? Daily yapmazsak ne olur? Bunların cevabını veremiyorsak eğer, o zaman biz olmayan bir problemi çözmek için saçmalıyoruz anlamına geliyor. Bunu anlamam da çok uzun zaman aldı kariyerimde maalesef. O nedenle mesela biz ekipçe planlama yapmıyoruz. Haftalık planlama yapmıyoruz. Ya da review toplantısı yapmıyoruz. Neden? Diye soruyorlar. Soruluyor. Ben de soruyorum. Neden yapmıyoruz? Ben de şu cevapla geliyorum. Neden yapalım? Peki neden yapalım? Hangi problemimizi çözecek? Bakın bunu içerideki yani ekibimizin içerisinde sanal ekipler de oluyor. İster istemez belli bir konuda uzmanlaşmış kişiler beraber bir araya geliyorlar. Mesela onlar haftada bir o haftalık bir planlama yapıyorlar. Bunda bir problem yok. Ama buna ihtiyaçları olduğunu, bunu yapmadıkları için zorluk yaşadıklarını dile getirdiler. Artık bunu bir deneyelim dediler. Bakın buradaki en güzel nokta şu. Bir deneyelim. Eğer ki denemezseniz, yani bir deneyelim ne demek biliyor musun? Olmadıysa vazgeçeceğiz demek. Ama günümüzde şirketler var ya, böyle yapılır, bu iş böyle yapılır diye önümüze böyle tabak şeklinde getiriyorlar. Ondan sonra ondan çıkamıyorsun. Kitabına göre yapma diye bir kavram gibi. Bu işi kitabına göre yapalım. Yapmayın kitabına göre. Bir problem oluncaya kadar size en uygun şekilde yapın. Toplantılar fazla. Refinement toplantısının ne gibi bir katkısı var? Kime katkısı var? Neden biliyor musun? Domaini bilen bir kişi, 10 kişilik yazılım ekibi, domaini kimse bilmiyor, herkes teknik. Bir kişi de product'ta ve product'ın teknolojiyi, teknolojinin de product'ı bilmesi lazım ya. Toplanıyorlar. Sürekli toplanıp birbirlerine teknik kısımlar, tekniği, product kısımları da product'ı anlatıyor. Çünkü birbirinden çok kopuklar. İşte bu bir proje ekibi. Proje ekibinde ürüncüyle teknik birbirinden acayip kopuktur ve sürekli toplanıp birbirlerine fikir sormak zorundadır. Felaket aydınlanma yaşadım hocam. Şimdi aklıma şeyler geliyor. Hep mesela retroya gireceğiz. Ya bu hafta yapmasak mı ya? Her hafta bunu diyoruz. O zaman niye bu toplantı hep genel var sorusuna düşüyorum. Ve aynı dediğiniz productçı bir şeyler anlatıyor. Mesela bir developer'a soru soruyor. Ha bir daha sorar mısın? Çünkü adam dinlemiyor ki. Benim ne işim var diyor. Hani şey adam orada işte Instagram'da geziyor, bilmem ne yapıyor falan. Hep karşılaştığımız şeyler çok doğru hocam. Yani burada da ama bunu aşmak için de şey herhalde, biraz risk mi almak lazım? Yani bunu yapmıyoruz demek de bir risk ya. Çünkü herkesin uyguladığı bir şey. Yeni bir girişime girmekte biraz cesaret istiyor. Biz bunu yapmayalım, bir de bunu deneyelim demek belli standartların dışına çıkmak oluyor. Tabii ki. O bir ekip kültürü ister. Yani tek kişinin adım atacağı bir şey değil. Zaten işin enteresan tarafı da bu. Formüller bir kişi belli kişiler tarafından dikte edilebilirler. Ama o kişiler takım kültürünü dikte edemez. Takım kültürü, takımın kendi başına bir iş yapış şekli, ben ona mahalle baskısı diyorum. Takımın pozitif anlamda, takımın kendi içerisindeki iç dinamiklerini kimse dikte edemez. Bu kararı, bu mantaliteyi ancak takım kendi başına alabilirse, bunu kendisi istekli olursa yapabilir. Yoksa dışarıda sen buna inanıyorsun. Konuştuklarımıza o çok hoşuna gitti. Hadi ekipte yapalım. Anlattın. Ekipte insanlar bunu kendi içselleştirmediği sürece tam oraya gelecek. Hiçbir anlam kalmıyor. Bu kültürden bahsettik burada. Ekip kültürünü nasıl oluştururuz? Mesela biz hep böyle giden bir ekibiz. Bir anda bu arada şey de söyleyeyim. Daha şu genel yayınlamadım ama Yemeksepeti'den ayrıldım. Arkadaşlar da sağ olsun bir veda hediyesi olarak bu mikrofonu aldılar. Ekip arkadaşlarıma da tüm Yemeksepeti bünyesine selam söylüyorum. Onu da ileteyim. Ekip kültürü nasıl oluşturulur hocam? Bence çok zor bir şey. Çünkü hadi bunu yapalım deyince olmuyor. Hani çünkü gel adamın standartlarına ters veya hiç görmediği bir şey. Ya yaptık ama kötü mü gidiyor? Hemen şeyler geliyor. Antitezler geliyor. Bak yapmayalım bunu vesaire gibi. Bir şirkette ekip kültürü nasıl oluşturabiliriz? Ekip kültürünü kolay kolay oluşturamazsınız. Ekip kültürü, ekipteki herkesin davranışlarının, dünyaya ve işine bakışının kendiliğinden oluşan bir şekli. Dışarıdan yapılan müdahaleler ancak ufak dalgalanmalara neden olur. Ama siz ekip kültürünü dışarıdan ciddi anlamda yönlendiremezsiniz. Peki nasıl olacak? Ekip kültürü, ben şöyle bir şey olsun istiyorum. Ama ekibe müdahale edemem. Herkes, insanoğlu kendi kararlarını kendi verebilen ve aklına yatmayan şeyi yapmayan, kendini vermeyen insan, bir varlık. Aklına yatması lazım. Ekip kültürünü tam anlamıyla oluşturabilmek için aslında her şeyin başlangıcı işe alım süreçlerinde. Ekip kurmak, yapmak istediğiniz şeyi anlayabilecek, açık fikirli, kendi fikirlerini tüm içtenliğiyle aktarabilecek kişileri ekibe katmakla başlıyor. Yani hayatında hiç deneyimlemediği bir ekibe gelecek belki. Yani daha önce bambaşka şirketlerde çalıştı ve bizim ulaşmaya çalıştığımız o vizyondaki hedefe daha önce hiç yaklaşamamış bile olsa açık fikirli, saplantılı değil, doğru bir konu hakkında bu kesin doğrudur demeyen, artılarıyla eksileriyle tartabilen insanları alırsanız ekibe, sizin vermek istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyi sorgularlar ve sizin fikrinizin üstüne koyar ve daha da iyisini oluşturur. Eğer ki sizin ekibinize dahil ettiğiniz kişiler, bu böyle yapılır arkadaş ya da bu böyle yapılmaz, bu çok yanlıştır, ben bunun eğitimini gördüm, bu dediğiniz şey kesinlikle olmaz şeklinde bazı ön yargılara sahipse yahut ya bir dakika ya ben 17 senedir çalışıyorum, sen 10 senelik çalışansın, hani sen nasıl oluyor da böyle oluyor falan, böyle bir egoya sahipse sen istediğin kadar bir şey empoze etmeye çalış. Ne kadar doğru olduğuna inansan da, daha doğrusu ne kadar ekipten destek istesen de o desteği göremezsin. Ve ekip kültürü böyle rüzgarda savrulan yaprak gibi, rüzgar nereden geliyorsa oraya doğru döner. Hı hı. Bazen bu kötüye doğru da gidebilir. Hı hı. Ekip toksikleşebilir. Bir kişiye, ekibe aldığın bir toksik kişi ekipteki herkesi zehirleyebilir. Hı hı hı. O yüzden buradaki en temel şey, kendi rahat anlaşacağın, açık fikirli, zeki kişileri içeri almak ve onlarla beraber istişare ederek ulaşmaya çalıştığın kültürel altyapıya onlarla karar vermek. O zaman hocam şu soruyu sorayım. Yani sorularından hiçbirini sormadım. Konu öyle bir şey oluyor ki hocam, tütsü bitmesin, bir tane daha yakarız olmadı. Şeyi soracağım. Mesela şimdi yeni bir ekibe geldiniz hocam. Hani lider olarak geldiniz. Yani sizi Batman olarak aldılar, hani buraya ekip kültürünü şey yap diye. Benim anladığım, doğru kişileri seçmek lazım ama geldiğiniz ekipte bir sürü seçilmiş kişi var. Evet. Ve belki de 20 kişinin 9'u 10'u o toksik dediğimiz, hiç bizim kültüre uymayacak kişiler. Yeni geldiğiniz ekipte bunun dengesini nasıl sağlarsınız? Hani kovuldun, sen de kovuldun mu yapmak lazım? Yoksa ona bir şekilde bu kültürü adapte etmek mi lazım? Nasıl bir süreç işlemli? Çünkü her zaman sıfırdan ekip kuramıyoruz. Bazen olduğumuz yeri değiştirmemiz gerekiyor ki çoğu zaman belki de böyle. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yani bir su dolu kovaya bir damla mürekkep damlattığınızda o mürekkep yavaş yavaş yayılır. Bir anda masmavi hale getirmez. Sonra bir damla daha damlatırsınız. Bir kısmına da yayılır, kalır orada. Hı-hı. Tamamını mavi yapmaz. Bir damla daha damlatırsınız. Yani sen bir ekibe geçtiğin zaman bu dönüşümün uzun süreceğine emin olma. Yani bilmen lazım. Hiçbir zaman kısa vadede ekiple bambaşka bir şekilde çalışamazsınız. O yüzden ben yeni bir ekibe geçtiğimde, var olan bir ekibe geçtiğimde yapacağım ilk iş, ama ilk iş o ekibin mevcut iş yapış şeklini, mevcut kültürel anlayışını, dinamiklerini çok iyi öğrenmek ve oranın has bir çalışanı olmak. Önce çarka dahil ol. Kesinlikle. Önce dinamikleri bil. İnsanların niye böyle davrandıklarını bil. İnsanların problemlerini bil. Yani test yaz demek kolay. Hadi gel yaz bakalım. Olmuyor. İşte şunu şöyle yapalım demek kolay. Evet, herkes alkışlar. Bunu böyle yapalım. En doğrusu bu. Ama geçmişten gelen başka nedenlerle onu öyle yapmak çok, ama belki çok tehlikeli. Yani şirketi batırabilir bile. Bunu anlayabilmek için hangi şirkete giderseniz gidin, İlk yapacağınız şey o şirketin eğrisiyle doğrusuyla, artısıyla eksisiyle, kafanıza yatanla yatmayanla, mevcut yapısının çok iyi bir şekilde böyle Lego parçası oturur gibi ona tam oturmak. Çok önemli. Ondan sonra onun bir parçası olduğunuzda artık, tabii bu bir vakit alacaktır. Ondan sonra ufak ufak etkileriniz başlayacaktır. Her şey küçük bir damlayla başlar. Hı hı. Bir damla, iki damla, üç damla. Büyük devrimsel değişiklikler hüsranla sonlanıyor çoğunlukla. Hı hı. Çünkü siz var olmayan bir anlayışı, ekibin içerisinde var olmayan bir anlayışı hiç kimseye dikte edemezsin. O yüzden bu uzun soluklu bir iştir. Ben 5,5 ay çalıştığım bir şirkette ilk girdiğimde ilk hafta Eski iş yerime mail atıp abi ben istifa edeceğim galiba. Biraz şok oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum burada. Hiç eski şirkete benzemiyor. İşte hayallerimle ayrıldım ama birçok şey o kadar farklı ki kendimi uzaylı gibi hissediyorum diye düşündüm. Sonra bana yöneticim, eski yöneticim bana dedi ki, Lemi dedi, her nereye gidersen git bunu yaşayacaksın. Hiçbir şirket birbirinin aynısı değil. Yani burada belli nedenlerle küfrederek bile ayrılsan, başka yere geçsen, eski şirketindeki bazı şeyleri özleyeceksin. O oranın altyapısıdır, bu buranınki. Hemen vazgeçmek çok kolay. Çok güzel konuşma ya. Peki ne yapacağım dedim ben ya. Ben ne yapacağım? Dedi ki, önce bir sindir. Sindir. Neyi? Farklılıkları kabullen. Burası böyle de. Önce bir sindir. İçeride düzene bir otur. Aykırı durma. Düzene bir otur. Düzene oturduktan sonra senin etkin, hani impact diyorlar, şirketi olan etkini yavaş yavaş göstermeye çalış. Bir mürekkep damlası, bir mürekkep damlası daha. Bunu şöyle iyileştirelim, şöyle bir konu yapalım, şunu şöyle değiştirebilir miyiz acaba? Bir tartışma programı aç. Sonra bu yayıl ne zamana kadar? Gittiği yere kadar. Eğer ki sen bir yerde artık ya bu mürekkep olmuyor, suda dağılmıyor, önünü ciddi anlamda kesiyorlar noktasına gelirsen CV'ni gönder dedi. Çok güzel yani, müthiş yaklaşmış hocam. Peki siz o 5,5 aydan sonra ne kadar daha devam ettiniz hocam? Ben 5,5 ayın sonunda aslında eski iş yerine geri döndüm. Ama orada bir pozisyon açıldığı için, yepyeni bir pozisyon, ben de orada istediğim bir pozisyon eski şirketimde açıldığı için. Ama daha kalabilirdim yani. Etki alanımın o mürekkep parçalarının yavaş yavaş geldiğini gördüm. Bir şirkette şirketin çalışanlarını en irite eden şey nedir biliyor musun? Çalışıyorsunuz, yeni bir eleman geldi. Ya bu böyle mi yapılır? Bu şöyle mi yapılır? Bu niye demeye başladı? Bunu şöyle yapalım. Şunu değiştirelim, kökten değiştirelim. Şunu şöyle yazalım. Bir dur, bir sistemi anla. Senin gerçekten garip geliyor. Okey, dediklerin anlamlı. Tamam, anlıyorum ama bunun bizim tarafta bir nedeni var. Legacy kod. Evet, legacy. Problemli mi? Problemli ama bunun alttaki nedenleri bilmeden değiştiremezsin. Önce bununla bir yoğrul. O yüzden ben mesela bizim ekibe katılan herkese bizim onboarding programı var. Bir bootcamp yapıyoruz. İçeri bir kişi geliyor. Geldiğinde 8 haftalık 7 haftası herkesle pair, full time pair olduğu çok bir güzel koda giriyor. 7 ayrı kişi bir hafta biriyle, öbür hafta biriyle, öbür hafta biriyle ve 7 hafta 7 farklı kişiyle pair oluyor. 8. haftada müşteriyle pair, yani müşterinin cevaplarını yapacak destek ekibine dahil oluyor. Ve burada şunu görüyor. Burada artısıyla eksiyle, problemleriyle, teknik borcuyla, belki mimarsal güzellikleri ve problemleriyle bir sistemi bir görüyor. İnsanlar nasıl kod yazıyor, neyi yazarken nasıl karar alıyor, bunu gördükten sonra artık o damlaları damlatabilir. Çok güzel hocam. Hocam bunları anlattıktan sonra biraz da Craftgate'i dinleyebiliriz. Bugün ben de bir ödeme kuruluşunda idim. Bir ödeme sistemi deyince Craftgate'in yine Türkiye'de akla gelmeme şansı yok. Bunda önemli bir roldesiniz hocam ki anlattığınız şu kültürün %10'u şirketli olsa tamam zaten. Hani şey olarak baktığınızda. Craftgate ne yapar? Yani amacı nedir? Niye kuruldu? Gelecek şeyleri nedir? Vesaire. Bunu da bir şey yapabilir miyiz? Evet. Öğrenebilir miyiz? Aslında Craftgate'in kuruluş hikayesi Hakan Erdoğan'ın kariyer hikayesiyle başlıyor. 2007'den itibaren Hakan hem Gittigidiyor'da, Aypara'da ödeme sistemlerini, ödeme altyapısını yazan ana ekipteki yazılımcılardan bir tanesi. Daha sonra İziko'da CTO ve CPO oluyor yani. Üründen ve teknolojiden sorumlu oluyor ve o Sabri Onur Tüzün'le beraber İziko'yu sıfırdan, o ekip bir ekip kuruyorlar. Bu ekiple beraber sıfırdan yazıyorlar. Sonra ben dahil oldum. Ya ödeme sistemi konusunda, ödeme altyapıları konusunda inanılmaz bir bilgi deneyime sahipler. Ve o noktada biz İziko'dan ayrılıp hani bir servis şirketine döndükten sonra hayalimiz bir ürün geliştirmekti. Ama hangi ürünü geliştireceğimizi bilmiyorduk. Şirketi Murat Han Özcan'la beraber biz 4 kişi bir araya geldik ve bir yol haritası oluşturduk. 3 sene içerisinde ürün şirketine döneceğiz. Hakan tweet attı bununla alakalı. Daha birinci günlerde. Yani biz para biriktireceğiz ve 2 ile 3 sene bandında ürüne döneceğiz. Hangi ürün? Bilmiyoruz. Ama ürün olacak. Ve bu noktada bence verdiğimiz en iyi karar şuydu. Neyi iyi yapıyorsan orada ilerle. Yani bu hani 40'lı yaşlara doğru yaklaşıyoruz, 30'lu ve 40'lı yaşlara. İlk başlarda 20'li ve 30'lu yaşlarda farklı deneyimler, farklı bakış açıları, farklı kasları güçlendirme noktasında birçok risk alabilirsiniz. Ama 40'lara doğru geldiğinizde artık bazı konularda kendinizi çok geliştirmişsinizdir. Bundan sonra belki dünyayı ve Türkiye'yi, yani halk sistemi sarsacak, onları katma değer sağlayacak bir iş yapacaksanız bildiğiniz en iyi işe odaklanmanız gerekiyor. Yeni maceralardır. Bildiğinin en iyisini gitmen gerekiyor. O yüzden biz de ödemeye gitmeye karar verdik. Ve orada da Türkiye'nin inanılmaz niş bir durumu var. Çok fazla ödeme sistemi var. Çok fazla banka var. Ödeme kuruluşları var. E-para lisanslı onlarca kuruluş var. Müşteri hangisine entegre olacak? Hangisine entegre olacak? Biz de dedik ki en tepede bir teknoloji katmanı olalım. Müşterinin orkestrasyonunu, ödeme orkestrasyonunu biz yapalım. Ve en iyi bildiğimiz işi yapalım. Entegrasyon, yani bütün ödeme kuruluşlarıyla o akışlarla entegre olalım. Bu bankalar oldu önce, sonra e-para kuruluşları oldu, sonra yurt dışında Kazakistan, Irak, çeşitli yerlerdeki ödeme şirketlerine entegre olduk ve çok hızlı büyüyoruz. Alternatif ödeme kuruluşlarıyla entegre olduk. PayPal, Klarna'sı, Stripe'ı, Alipay'i, Google Pay'i, Apple Pay'i, ortada bir sürü var, sınırsız sayıda tabii, sürekli yenileri geliyor. Bu entegrasyonları yapıyorsunuz ama müşteri şunu söylüyor: benim daha fazlasına ihtiyacım var. Peki fraud, sahteciliği önleyebiliyor musunuz? Bunun üzerine sahtecilik önleme sistemi, yani sahtecilikle yönetim, fraud yönetim sistemi oluşturduk. Peki sizin kendinizin mi hocam, yine bir Türk partisi? Kendimizin. Bunun dışında mesela hiçbir şey mükemmel değil, biliyor musun? Yani bankalar down oluyor. 1,5 gün down olan banka biliyorum. Geçen yaz 5 gün boyunca, ismini vermeyeceğim bir banka, 5 gün boyunca %90 down inikti. Ve bizde uykusuz geceler, hani sürekli iniyor kalkıyor, herkes şikayetçi falan. İnanılmaz bir ciro kaybı oluyor müşteriler açısından. Bizde mesela bunu engelleyecek otopilot algoritmaları oluşturduk. Buna çok kafa yorduk. Yani bir bankanın, bir ödeme sisteminin down mu yoksa geçici bir sorun mu yaşıyor? Bunu anlayabilmeniz lazım. Sadece ping atarak olmuyor. Ping atıyorsun 200 dönüyor ama 3D ödeme geçmiyor. Bugün geçmiyor, şimdi geçmiyor. 2 dakikadır geçmiyor. Peki gerçekten problem var mı? Bunu anlayan sistemler geliştirdik. Bankaları kapatıyor, taksitlerini kapatıyor. Ödemeleri farklı postlara yönlendiriyor. Böylelikle bizim ana çıkış noktamız şu oldu. İstediğiniz ödeme kuruluşla çalışın. İstediğiniz. Biz sizin ödeme başarı oranınızı yükseltiyoruz. Bize verdiğin bir komisyon veriyor doğal olarak. Bize verdiğin, yani bize harcayacağın paradan kat kat daha fazla kazandırtıyoruz size diye bir söz veriyoruz. Yani şimdiye kadar bu sözü hep tuttuk. Yani biraz duruma farklı davranalım, yani farklı bir bakış açısı getirelim istedik ve bunu da yapabilmek için de niş bir ekibe ihtiyaç var, küçük bir ekibe ihtiyaç var, bak büyük bir ekibe değil. Çünkü hızlı olmak, hızlı hareket edebilmek, karar merciğini dağıtabilmek, bir kişi de iki kişi de değil, feature'lar hakkında inisiyatif alan onlarca farklı kişi olursa eğer, o zaman karar, yani insanlar birbirini beklemez, müşteriler beklemez. Böyle bir altyapı kurarak hızlı hareket edebiliyoruz. Kaç kişisiniz hocam? Biz şu an 33 kişiyiz. Yılda 1 ya da 2 kere büyüyoruz. Yani sayı olarak yılda bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha gelmiş falan. Hani çok yavaş büyüyoruz. Ama bunun, kişi olarak. Ama bunun çok özel bir nedeni var. İstiyoruz ki içerideki kişi domain anlamında da, teknoloji anlamında da çok iyi öğrensin, kendini rahat hissetsin, inisiyatif alsın, ürün geliştirsin, ürüncü olarak hissetsin. İçeride bir senior, junior, mid-level, expert, principal seviyeleri yok. Team lead yok. Hepimiz crafter'ız, yani zanaatkarız. Hepimiz aynı seviyedeyiz. Tabii ki bazı kişiler çok yetkin, domaini de biliyor, şeyi de biliyor, teknolojide de harika. Tabii ki onların bir konudaki fikirlerini hepimiz İçeride bir title şey yok mu hocam? Yok. Çok iyi. 4 kurucu var. Sonra herkes var. Yazılımcılar var yani. Kurucu olarak da ben takımın bir parçasıyım. Ben aktif olarak yazılım geliştiriyorum. Ben yazılım geliştiriciyim, ekibin bir yazılım geliştiricisiyim yani. Bu gereksiz rekabetin önüne de geçer böyle bir title şey yoksa. Evet, çünkü hepimiz ürün geliştiriciyiz bakıldığında. Ve bu arada herkesin yani kariyerinin başındaki kişinin dahi liderlik vasıflarını gösterebileceği inisiyatif alma hakkı var. Bunu gösterebilecek bir yapı lazım. Bir kişi tüm kararları bir kişi alır. Bu arkadaş lead'tir. Lead bakar, okey der. Böyle bir altyapı kurarsanız eğer, o zaman lead olmayanların inisiyatif alma şey kırılır. İnisiyatifi her zaman bir kişi alır. Geri kalanlar bana verilen görevi yapmakla görevlendirildim. Hocam, bir şirketin kurucu ortaklarından biri junior'a kadar şu düşünceye sahipse, ya ben alkışlıyorum. Vallahi hocam tebrik ediyorum. Çoğu kişinin hayalindeki çalışma ortamı şey var yani. İçeride onu maşallah diyeyim hocam, yani süper. Ama bu arada bunları tabii dile getiriyorum ama bu bir kişinin dile getirip ekibi yönlendireceği bir şey değil. İçerideki aslında neredeyse herkesin benzer konularda hemfikir olduğu şeyler bunlar. Yani hemfikir olmazsanız içerideki bir kişinin, iki kişinin atacağı bir adım olamaz bu. Yani oy çokluğu değil, oy birliğiyle ilerleyen bir şey var. Evet. Süper hocam. Bir şey de sorayım, hani işte hocam bu konuları konuştukça da sonra bir diyor ki Java mı yazayım, Go mu yazayım, bir yerde şu var. Yani teknolojinin aslında ne kadar yani ön plandan önce şunların daha öncelikli olduğunu keşke herkese şey yapabilse. O kadar şey ki teknoloji bu konuştuklarımızın yanında, hani şu işi tasarladıktan sonra bir şekilde yapılıyor ama bunları bilmek çok kritik. O şeyi de bir sorayım hocam. Sektöre yeni girecek arkadaşlara şu an hani bu pandemiden sonra inanılmaz yazılıma yönelme oldu. Hani herkes artık, mühendislik bitirmeyen kişiler dahi bizim alana kaymaya başladı. Çünkü genelde öyledir. Yani bir şey popülerse ben de öğrenmeliyim çünkü para var. Doğru. Kafasında oluyor. Bu da bir junior enflasyonu yarattı gibi. Çünkü doğru, bundan 2 yıl öncesi, 3 yıl öncesini de hatırlıyorum. Junior ilanları tonla. LinkedIn'de her gün merhaba boş musunuz falan tarzı herkesin ilan aldığı bir dönem vardı. Şimdi sadece seniorlara böyle bir merhaba muhabbeti oldu. Juniorlara, mid level'lar artık her türlü işe girmeye razı pozisyona geldi. Bu böyle mi devam edecek? Junior midlerle ilgili yeni başlayacak arkadaşlara ne tavsiye ediyorsunuz böyle bir durum varken? Aslında çok önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta var. O da eğer bir sektörde vasat olacaksanız, vasat ne demek? Parantez açalım. Herkes gibi, sıradan, orta, bilgi, anlayış, her şeyde bir şeyin ortası ya da biraz daha azı olacaksanız, bu problemlerin hepsini hayatınız boyunca yaşayacaksınız. Şirketlerin vasata tahammülleri artık kalmadı. Belki eskiden vardı bir miktar. Ama tüm dünyayı vasatlık yıkıp geçiyor. Hayatımızı vasatlık yok ediyor. Bizi mutsuz kılan şey vasat insanların vasat yaşattıkları. Şoföründen aşçısına, çalıştığınız şirketten yöneticisine, hatta üst düzey ülke kurumsal şirketlerin ya da ülke yönetimindeki bazı insanların da vasatlıklarıyla, vasatlık bizi yok ediyor. Sektöre yeni girecek olan kişi vasat olacaksa hiç girmesin. Çünkü çok vasat var. Çok var. Ve kimse onları aramıyor. Ben hayatımda ilk kez işte 10 aydır, 1 senedir iş arıyorum diyen yazılımcıyla karşılaştım. Yazılımcı dediğin kişi herkesin aradığı kişiydi şimdiye kadar. Evet, evet. Nasıl olur işsiz ilanları? Tabii işsiz kalınabilir. Ben de işsiz kaldım ama 1 sene, 2 senedir iş bulamıyorum. 50 tane görüşmeye gittim. Kimse beni almıyor diyen kişilerle de karşılaşıyorum. Benim burada naçizane önerim şu. Sıra dışı, yani herkesin bildiği şeyleri bilmek sizi vasat yapar. Sizin bazı konularda derinleşmeniz gerekir. Bir alanı seçip o alanda olabildiği kadar derinleşin. İşte o zaman derinleştiğinizde, yani specialist olduğunuzda şirketlerin o alandaki arayışlarında radara girersiniz. Ve insanlar her şeyden azar azar, yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi little little into the middle, her şeyden azar azar bilen vasatlarla değil, bir işi iyi bilen, diğer işlerde de fikri olan, yani tabii gözünü kapamamış, fikri olan, belki çok disiplinli, yani belki birden fazla konuda, bir iki farklı konuda derinleşmiş kişileri ekibe katma konusunda çok daha istekliler. Ekibe junior, yani kariyerinin en giriş döneminde insanlar bize gelmiyor mu? Şu anda bir ekip arkadaşım daha mezun olmadı. Olmadı. Üniversite öğrencisi, ekip arkadaşım ve ben çok mutluyum. Peki onu farklı kılan şey ne? Aslında ekipteki genç arkadaşlarımı farklı kılan şey vasat olmamaları. Yani hocam hemen bir es verip şeyi sorayım. Vasat olmayan o kişiyi nasıl buluyorsunuz veya o vasat olmayan kişi bu kadar vasatın arasında kendini nasıl gösterebilir bir kuruma? Hani bazılarının da şikayeti şu, hocam mülakata bile giremiyorum diyor. Hani evet, şey olmuyor. Hani ben de şey döneminde hatırlıyorum, LinkedIn'den başvuru geliyordu. Özgür Suriye ordusu full böyle. Bakıyorum hangi şeyi seçeceğim? 1000 tane başvuru var. Oradan CV seçmek de zor oluyor. O kişiler kendini nasıl gösterebilir? Vasat olmadığını nasıl kanıtlıyor veya siz nasıl keşfediyorsunuz hocam? Bir kere benim aradığım bazı şeyler var, uzmanlıklar var. Ben her şeyi bilen ya da her şeyden azar azar bilen kişileri aramıyorum ki. Ben bazı konularda uzmanlaşmış ya da derinleşmiş kişiyi arıyorum. Bunu CV'sinde belli etmediyse ben onu nasıl çağırabilirim? CV'sine baktığımda belli bazı konularda uzmanlaşmış olmasını bekliyorum. Yani onu görmem gerekiyor. Ben bir gün iş görüşmesi de yaptım. Karşıma bir kişi geldi. Dedim ki, aa dedim ya, TDD yazmışsınız. Test Driven Development. Çok fazla görmüyorum. Deneyimledi. Ya, CV'sinde TDD yazıyor. Yapıyorum diyor yani. Aa dedi, copy paste ile kalmış dedi. Hiç kimsenin özgeçmişi de copy paste ile bir şey kalmaz. Kimse de kalmaz. Özgeçmişi öyle bir şeydir çünkü. Ya bu ne demek? Çağrılıncaya kadar bir işe yarasın diye koymuş oraya. Bunlar ortaya çıkıyor. Diyeceğim o ki CV'sinde işte derinleştiği noktayı belli etmesi gerekiyor. Eğer belli edemiyorsa o zaman derinleşmesi gerekiyor. Yani biraz daha efor harcayıp derinleşmeli. Yani frontend, çok fazla frontend'de, çünkü frontend'e giriş bariyeri biraz daha azdır. Ama frontend bir okyanus. Okyanusta daha derine inebilmek için sizin emek vermeniz gerekir. Her framework'ü bilmek değil, bazı konularda derine inmek gerekir ve bunu da CV'nde göstermen gerekir. İşte o zaman iş görüşmeleri çok daha radarlara daha rahat yakalanırsın. Bu arada yeni şeyler var, sektöre yeni girecek, fark ettiyseniz hiçbir yazılım dili konuşmadık hala. Hani demek ki yazılım dilini seçmek o kadar da şey değil yani. Hocam bu arada siz deyince aklıma şey geldi, bir başvuru vardı CV'de, yeni mezun, şeye bakıyorum. Müzik grubu, şu müzik konsere çıktım. CV'nin %60'ından fazlası müzikle ilgili. Lan dedim biz Metallica ilanı mı açtık dedim, şey bas gitar falan arıyoruz herhalde. Çok gülmüştüm ona, aklıma onu getirdiniz hocam. Dedim herhalde James Hetfield'a falan atıyordu CV'yi. Geldi bize başvurdu diye. Hocam, yapay zeka çok hızlı gelişiyor ya. Ondan dolayı da ciddi bir kaygı var. Yani biz işsiz kalacağız mı? Mesela bugün ön yüzü atıyorum bir şekilde komutlar girerek benim için bir ön yüz projesi tasarlayabilir mi? Veya benim yaptığım işin çok bir benzerini yapabilir mi? Beni işimden edebilir mi? Özellikle juniorların vesaire de çok büyük korkuları var bunlarla ilgili. Sizin yapay zekaya, bu işte AI'nin gelişmesine bakışınız tam olarak nedir hocam? Onu bir sorayım. Aslında oyun sektörü değiştireceğine katılıyorum. Yani yazılım sektörünü değiştirecek. Tıpkı sanayi devriminin değiştirdiği gibi, tıpkı internetin gelişinin birçok sektörü değiştirdiği gibi bu da değişecek. Ama burada sektör değişirken ilk elenenler kimler olacak? İlk elenenler yapay zekanın doğrudan replace edeceği, herkesin kısa sürede öğrenip yazılımcı olduğu o vasat kişiler bir anda süpürülecek. Yani. Çünkü yapay zeka artık onların yapacağı şeyin kat be kat daha iyisini yapacak. Peki hayatta kimler kalacak? Hayatta kimler kalacağı baktığınızda inşaat mühendislerini düşünelim. Şimdi inşaat yapılıyor. Geçmişte de yapılıyordu. Geçmişte kerpiçten ev yapıyorlardı. Ağaçtan yapıyorlardı. Betonarme yapıyorlardı. Demirden yapmaya başladılar. Eskiden binlerce insan çalışırken çok daha az insan çalışıyor. Birçok şey otomasyon ama hala insan var. Ama o insanların ortak özelliği ne? Onlar yepyeni koşullarda hayatta kalabilecek niş bilgiye sahip ve o konularda kendini geliştiren insanlar. Yapay zekanın devireceği vasatlar sektörden silindiğinde yazılım sektöründe devam edecek olan insanlar, derinlere inenler, yapay zeka ile beraber nasıl sistemler kurabilirler, bunları öğrenenler ve bunlar devam edecek. Kökten replace edeceğini düşünmüyorum ama tıpkı her sektörde olduğu gibi yapay zeka yazılımda evriltecek, çalışan sayısı ihtiyacı da düşürecek. Ama hala alanında uzman insanlara ihtiyaç olacak. Vasat olmayan sıkıntı yaşamaz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bu inmediyanız yosu falan bir açıklaması vardı ya hocam, hani yazılımı öğrenmeyi bırakın, yani öğrenmeyin vesaire gibi. Yani ben çok şey bulmuyorum ama bir yemek restoranının sahibi dese yemek yapmayı öğrenmeyin biz varız dese hani gibi geliyor bana. Ona ne diyorsunuz hocam? Orada bence onun demek istediği şey yazılım öğrenmeye başlamayın. Yani bilmiyorsunuz, girmeyin bu sektöre. Vasatların önüne geçmek için. Çünkü sektör çok büyük. Kaç milyon? 40 milyon kişi, 150 milyon kişi galiba. Yani dünyada 150 milyon yazılımcı telaffuz ediliyor. Bunların bir kısmı elenecek. Sektörde uzman insanlara ihtiyaç kalacak hala ama siz sektöre girmek istiyorsanız doğru zaman bu zaman olmayabilir diyor. Yani. Çünkü sizin belki bayağı bir zamanınızı yapay zeka hepsinin önünde başlayacak. 3-0, 5-0 önüne başlıyor yapay zeka sizden. Siz geriden başlıyorsunuz onu yakalamak için. Bence bunu ima etti. Ama ben yine de şimdi bilgisayar mühendisliği kazanan ya da yazılıma giren birisi olsam yine yazılıma girmek isterdim. Ama şöyle bir hype var. Yazılım da bir anda hype'a dönüştü. Yapay zeka. Yapay zeka herkes işte prompt öğreneyim. Yapay zekalı süper tool'lar var. Onu kullan, onu yap, bilmem ne yapayım. Evet yapabilirsin. Evet. Ama yazılım geliştiriciliği yani computer science ya da bilgisayar bilimi bir ürün, yazılım ürünü çıkarmak içinde çok farklı dinamikleri barındırıyor. Yani şeye çok benzetiyorum. 1970'ler ve 80'lere kadar yazılımcılar bilim insanlarıydı. Üniversitede çalışan akademisyenlerdi. Kadın erkek oranı neredeyse eşitti. Çünkü akademide kadın erkek oranı birbirine çok yakındır. Fortran bir kadından çıkmıştır. Çeşitli diller ve bunların o cenah yazılımı bizden inanılmaz detaylı biliyordu. Derken 1980'lerin başında bir devrim oldu. O devrimde yazılım artık üniversitelerde gencecik 20'li yaşlara öğretilen bir ders programına bizim Udemy'ye mi düşmüş bu dediğimiz şeyler, yani Udemy'den ya YouTube'dan öğrenilebilir mi bu kadar kolay dediğimiz şeyler eskiden aynı şaşkınlık 80'lerin başında yaşandı. Üniversitedeki bilim insanlarının yazdığı kodlar bir anda 21-22 yaşında insan da yazabiliyormuş noktasına geldi. Erkeklerle kadın arasındaki uçurum arttı çünkü bu erkek hype olarak oldu ve yavaş yavaş iş açıldı. İş açıldıktan sonra neyi fark ettiler? Yeni gelen gruplar yazılımı artık eskisi kadar iyi bilmiyorlar. Peki kaliteli yazılım geliştirenler kimler? O akademisyenler kadar detayı öğrenebilen, nişi öğrenebilen, kafası basan ve bu da çok ilgi duyan insanlar büyük ürünlere imza attılar. Sıradan yazılımcılar, o zaman da sıradan yazılımcılar sıradan işler yaptılar. Vasat yazılımcılar vasat ürünler geliştirdiler. Hayatlarını geçindirecek kadar para kazandılar. Ama dünyaya imza atan ürünleri ilk dönemdeki o bilim insanları kadar detaylı düşünen ve buna çok ilgi duyan insanlar yaptı. Aynı şeyi yaşayacağız. Yeni bir devrim oldu, yeni bir kırılım. Artık o kırılımda vasat, günümüzün vasatları yok olacak. Onlar vasat işler yapacaklar. 1980'lerin başındaki gibi ona çok ilgi duyan, bilime, yazılıma, teknolojiye çok detaylı ilgi duyan ve bunu seven insanlar kalacak ve ilerleyecek diye düşünüyorum. Çok güzel hocam. Hocam şey sorayım. Sunum deyince de aklı siz geliyorsunuz ya genel olarak. Hani bu benim dediğim bir şey de değil. İyi bir sunumu nasıl yapabilirim? İyi bir sunum nasıl olmalı? 40-50 dakikalık bir sunumda siz hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet. Özellikle sizin sunumlarda hocam görseller de çok etkileyici. Ben F5'e bile basmıyorum. Hani sizde çok ciddi görseller var ve insanı çekiyor. Az yazı, tam özetleyen görsel, odak sizde, arada orada falan. Hani bunun dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl iyi sunum yapılır? Evet. Aslında sunum yapmanın ana noktası çok sunum yapmaktan geçiyor pratikte. Ben 2008'den beri sunum, çeşitli vesilelerle sunum yapıyorum ve buna da istekliyim. Yani gidiyorum, başvuruyorum. Call for Papers'lara yazıyorum. Yani sunum yapmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Geçmişte de çok farklı yapıyordum. Ve her sunumumdan sonra neyi yanlış yaptığımı, neyi daha iyi yapabilirim, karşımdaki kişiyi neyi dinletebilirim, bu mesajı nasıl verebilirim, ekranda gösterdiğimle sözde söylediğim arasındaki bağlantıyı nasıl kurabilirim diye her sunumumda yeni şeyler deniyorum. Ve bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Tutmayanları eğiliyorum, tutanlar üzerine biraz daha kafa yoruyorum. Yani işi sırrı dedim, ben bunun uzmanı olarak söylemiyorum ama bende çalışan yöntemi, ben çok fazla pratik yapmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ve pratiği de şöyle geliştirdim. Şirket içerisinde çok sunum yaptım. Onlarca kez şirket içinde sunum yaptım. Onlarca, inanamazsın yani. Sony'de bizim BBS'lerimiz vardı. Çeşitli şirketlerde BBS oldu. Sürekli bir şeyler anlatıyorduk. İşte ayda bir, 2 ayda bir. Bazen daha sık böyle sunumlarım oldu. Bir de zaman ayırmak gerekiyor. Şimdi bir sunumu, biz başka birinin anlattığı sunumu dinlemeye başladığımda şeyi fark ediyorum. Bu sunumda emek var mı? Sunumu dinlemeye gelen kişi emek verilmemiş bir sunum olup olmadığını anlar. Evet. Anlaşılıyor. Doğru. Emek nasıl veriliyor? Emek şöyle. Bir, kimse sizin bir konuyu ne kadar iyi bildiğinizi ispat etmeniz için orada değil. Oturduğunda siz, ben bu işi süper biliyorum, bu iş böyle yapılır mesajını kimse senden duymak için oraya gelmedi. Peki neye geldi? Şimdi sunumda anlatılacak olan şeyler YouTube'da olabilir, yazı olabilir, blogda, kitaplarda olabilir. Ben kitabını okurum, blogu okurum. Ben niye seni dinlemeye geliyorum? O zaman başka bir şey olmalı. Sunum şey gibi, Twitter ile Instagram aynı mı? Değil. Sen bir postu hem Twitter'ı hem Instagram'ı hem LinkedIn'e çıkarsan aynı content uymuyor. Twitter'ın hedef kitlesi anlattığı, Instagram'ın anlattığı ve LinkedIn'in anlattığı bambaşka şeylerdir. O yüzden o postunda farklılaşmalı. Sunumda metin gibi olmamalı. Senin anlatacakların kitapta yazılan, kitaptan okurum bunu daha iyi dememeli. O zaman sunumda başka bir şey olmalı. Sunumda anlatılacak olan şey aslında bir hikayedir. İnsanlar o hikayeyi dinlemeye gelirler. O hikayeden etkilenmek ve çıkarım yapmak için gelirler. Sunum 40 dakikalık, 50 dakikalık, yarım saatlik bir sunumu dinledikten sonra akıllarında bir ya da iki şey kalacak. Bir ya da iki şey. Sizin 78 slaytınızdan 2 slayt akılda kalacak. Kimse o 76 slaytı hatırlamayacak. Ama siz öyle bir 2 slayt yapmalısınız ki insanlar çıktığında tamam ya ben bunu bir araştırmalıyım demeli. Ben çok ama çok sunum izliyorum. Neden izliyorum? Çünkü beni etkileyen sunumlar ne tür sunumlar? Neyi farklı yapıyor? Nasıl anlatıyor? Görmek istiyorum. O kişi aslında bir sunumun bir senaryosu vardır. Başlangıç, giriş, gelişme ve sonuçtur. Hikaye anlatıcılığı vardır. Ekranda gösterdiğin şeyler sadece senin hikayeni destekleyecek şeylerdir. TED konuşma, TEDx'te de konuştum. TEDx'te 18 dakikam vardı. Ekrandaki slaytlara hiç bakmadan 18 dakika boyunca konuşup 18 dakikada bitirmem gerekiyordu. Burada şunu anladım. Orada bir hikaye anlatıcılığı konuşturman gerekiyor. Slaytlarını hiç yapmasan yine 18 dakika hiçbir yere bakmadan konuşman gerekiyor. Kimse yani slayt sunum, eğitim sunumu ve konferans sunumu farklı şeylerdir. Eğitim sunumunda siz bilgi vermeye amaçlarsınız. Konferans sunumunda siz insanlara mesaj vermek zorundasınız. Kulağa kar suyu kaçırıp insanları araştırmaya gitmeniz. Sizin araştırmaya gitmeniz gerekiyor. Hikaye anlatıcılığı gerekiyor. Bir hikayeyle başlayıp bir hikayeyle bitirmek gerekiyor. İnsanlara wow etkisi yaratmak gerekiyor. Ve unutulmaması gereken bence en önemli noktalardan birisi de zamanında bitirmek gerekiyor. Çünkü bir süre sonra 40 dakika deyince bir ekstra uzatınca insanlar zaten kopuyor hocam. Hiç oralı bile olmuyorlar. Evet. 10-15 kişi kalıyor yani dinlerse. Şöyle zannetmesinler. Ben slaytlarımı hazırlıyorum, konuşmayı hazırlıyorum, çıkıyorum anlatıyorum. Ben onlarca kez prova yapıyorum. Ama nasıl prova yapıyorum? Aynanın karşısına geçip anlatmıyorum. Slide'ın karşısına geçiyorum. 2 saat, 3 saat boyunca slide, bu slide'da şundan bahsedeceğim. Şu cümleye gelecek. Slide geçişi sırasındaki geçiş animasyonunda şu kelimeyi kullanacağım. O kelimeden sonra yeni cümle böyle başlayacak. Slide, arkamdaki slide. İnsanlar beni dinlerken slide geçişinde gözleri otomatik olarak harekete döner. Ne oluyor burada? Sen öyle bir kelime, öyle bir cümleyle o noktaya gelmelisin ki slide senin tam o cümleni desteklemeli. Slide'e döndükten sonra herkesin gözü zaten sana dönüyor geri. Yani hikayeyi sen anlatıyorsun. Slide'ları anlatmıyor. Bu biraz hikaye anlatıcılığına giriyor. Eğer ki insanlar hani konferans konuşması yapmak istiyorlarsa bu konulara biraz kafa yormak gerekiyor. Eğitim sunumu yapmak istiyorlarsa bilgi paylaşımı o daha farklı tabii ki. Şey oluyor mu hocam? Ben de dediğiniz şey mesela 40 dakika veriyorlar. Hemen saatimden şuraya geçiyorum. Slide'ı açıyorum. 40 dakika başlatıyorum. Bu slide'da bunu diyeceğim, bu slide'da bunu diyeceğim. Buraya kadar 20 dakikayı doldurmuş olursam buralarda şov yapabilirim. Bazen sunuma geliyorum hocam. Tam buraya kadar 20 dakika geçecek. Kafamda planladığım şey bir bakıyorum saate 12 dakika olmuş. Lan 8 dakika şeydeyim. Nasıl devam ettireceğim falan oluyor böyle. Hani burada kendi başıma yaptığım prova bazen sahnede sapmalar neden oluyor. Siz de bunu yaşıyor musunuz? Tabii ki. Altın kuralı söyleyeyim mi? A, B, C, D planların olmalı. Benim bir sunuma çıkmadan önce özellikle mesela 50 dakika uzun sunumlar daha tehlikelidir. Çünkü uzun sunumun 50 dakikalık bir sunumun bir saat, 1,5 saat olma ihtimali de var. Yani çünkü ayarlayamazsın. Çok uzak bir 50 dakika boyunca. Benim checkpointlerim vardır. Sunumu 3'e 4'e bölerim. Senin gibi 20. dakikaya geldiğimde burada olmam lazım. 40. dakikaya geldiğimde burada olmam lazım. 30. dakika geldiğimde burada olmam lazım. Erken ya da geç olduğu durumlarda ne yapacağım? Bunları da düşünüyorum. Ben işin kararına vardım hocam. Bazen bakıyorum 40 dakikalık 33 dakikada bitiyor. Ya 7 dakika bir şey sıkmama gerek yok. Bitirdim, anlatacağımı verdim. Tatmin miyim? Tatminim. Bir şeyin üstüne durmam. Sunumun bitti diyorum. 7 dakika arttı diyorum. Soru varsa onları cevaplayayım. Okay. Sonra şey gibi yapmamaya çalıştım artık hocam. Hani kendimi öyle açtım. Geç bitmesin, erken bitmesini okey. Mesajı erken vereyim ama uzatmayayım. İlla hani pilavla aynı anda bitmesin. Ben o verdiğim mesajı veriyorsam 35 dakikada bitsin, 5 dakikada. 5 dakikamız arttı, soru cevapla yapabiliriz gibisinden yapıyorum. Ama bazı slaytlar içerisinde otursan 15 dakika konuşacağın slaytlar da oluyor. Ben mutlaka 1-2 slayt koyuyorum böyle ortalarda bir yerlere. Sonlara doğru. O slayta geldiğinde hızlanmam mı gerekiyor? O slaytı şap diye geçiyorum. İki cümleyle. Uzatmam mı gerekiyor? O slaytın altyapısı zaten büyük. Orada biraz daha detaya inebilirsin. O seni dengelemeni sağlıyor. Ben sunumlarımda sıklıkla şöyle her 5 dakikada bir falan saatime bakıyorum sürekli. Şu hareketi yapıyorum. Yani insanlar fark etmemiş olabilir ya da fark etmişlerdir. Evet, bakıyorum. Neredeyim acaba? Benim en çok korktuğum şey ne biliyor musun? Birkaç kez başıma geldi. Sunuma başladım. Saatimi ayarlamadım. Kaçıncı dakikadayım? Hiçbir fikrim yok. Orada da sunum 11'de mi başlamıştı falan diyorum. Bazen ben de 11'de başlamıştı. 20 kabus. Kabustur. Benim başıma geldi. TEDx konuşması. Kamera kayıtları alınıyor ve TEDx sitesinde yayınlanacak. Önüme 18 dakika bir tablet koydular. 18'den geri saymaya başladı. Başladım, 1 dakika geçti, tabletin şarjı bitti. Of. 18 dakikada şart kesiyorlar. Bir an afalladım, kekeledim hatta. Çünkü ben video izliyorum diye kekeledim. Çünkü gidince ben nereden bileceğim 18 dakikaya geldiğimi? Tamamen yaptığım provalar üzerinden 18 dakika konuştum ve 18 dakikada bitirdim. Müthiş. Ama prova yapmasaydım hapı yutmuştum. Hocam orada dediğiniz şey zaten çok kritik. Baktığınız zaman çok yoğun birisiniz. İş var, güç var, o var, bu var, çelik var, çocuk var. Ona rağmen bir sunuma kaç kişiye hitap edecekseniz onu bilip farkındasınız ve bir ekranın başında 2 saat, 3 saat bunu düşünüp emek buradan geliyor aslında. O yüzden iyi sunumlar böyle insanlardan çıkıyor değil mi hocam? Vallahi tebrik ediyorum yani. Ben bu aralar seviyorum hocam. Sunumlarda artık bir yazılım veriyorsam bir keşfettim. Dijkstra'nın bir bakış açısı var. Mest oldum. Adam diyor. Teleskop science eşittir computer science soru işareti. Diyor ki teleskoplar diyor uzayı gözlemlemek için bir araç diyor. Ama diyor siz koskoca astronomiyi teleskop bilimi derseniz yanlış olur diyor. Bilgisayarlar da diyor bizim aslında evreni gözlemlememiz için bir şeyler geliştirmemiz için bir araç diyor. Hani bilgisayar bilimini sadece bilgisayarla yapmayın, sınırlandırmayın. Bilgisayar sadece bir araç, bunun farkına varın diyor. O çok etkilemişti. Artık diyorum, sunumda sadece burayı alın, boş verin diyorum Cevdet. Burayı öğrendikten sonra gerisi diyorum oluyor yani. O çok etkilemişti yani beni. O üniversite seminerlerinde daha çok yapıyordum. Artık bizim sektörde de yapıyorum çünkü biz iş değiştirme şeylerini konuştuk ya hocam. Genelde hep gelen sorular ve mesajlar oluyor. Bir yerde Java 17 var, bir yerde Java 8 var. Hangisini geçeyim? Bir yerde Java var, bir yerde Go var. Hangi işe geçmeliyim, hangisini seçeyim hocam? Ne iş yapıyorlar? Buna da bakmak lazım. Çünkü de gördüm hocam. Java 8'deki uygulama milyon kişiye hizmet ediyor. Java 21'de yazılmış falan filan uygulama production'da değil. Orada keyif alamayacaksın. Çünkü müşteri bug'ı yok falan filan. O yüzden. Ama hocam yine de sorayım. Bu kadar şeyin de üstüne. Bir favori yazılım diliniz var mı? Kendinizi konforda hissettiğiniz. Ve sıfırdan proje yazsam şu yazılım dilinde yazarım. Tabii ki ben full stack bir insan değilim. Full stack yazılımcı çok az tanıdım. Varlar. Hala dünyada örnekleri var. Hatta bir tanesini sen burada Hüseyin abiye selam olsun. Hüseyin'e selam olsun. Tanıdığım çok az full stack'ten birisidir. Ben öyle değilim. Ben backend tarafında kendimi rahat hissediyorum ve Java benim için Java Groovy'yi çok seviyorum. Groovy'nin çok uzun eski bir hikayesi vardır. Java'yı kendimi rahat hissediyorum. Hiç .NET'te kod yazmadım, Go'da yazmadım, PHP'de yazdım 1,5 sene kadar. Yani hocam şurada bile çok güzel ya bak. Sizin gibi birisi bile .NET'te kodu yazmadım, Go'da şey yapmadım ki buna da çok büyük bir şey olarak görmüyorsunuz ki bunu da söyleyebiliyorsunuz. Bu çok önemli ya, gerçekten diyorum. Şu an işte herhangi bir sosyal mecrada olsun, herhangi bir şeyde olsun o kadar yazılım araç olmaktan çıkmış ki amaç. Adam yaptığı işe bile bakmadan yazılım diline bakıyor. Sizin gibi birisi de diyor ki .NET yazmadım, Go yazmadım. Bitti yani. Hani ben tatminim yani şu an şey olaraktan. Yani neye hizmet ediyorsun, ne yapıyorsun soruları çok daha önemli. Oradan Dice'lere de yaşasın belki şey da onu da şeyine selam yollayayım. Hocam ben bir de şeyi de merak ediyorum. Özel hayatınızda hani yazılım büyük bir şeyi kapsıyor mu? Hani bazı insanlar var ya 7-24 yazılımda. Hani başka da bir hayat yokmuş gibi. Ve diyor bu benim hem işim hem de hobim. 7-24 yazarım. Ama insan şeyi de fark ediyor. Yazılım bir ana oluşturmuyor. Yani ben mesela bir hafta geri gittiğimde yazdığım kodu hatırlamıyorum. Baktığım zaman nasıl geçirdiğim vakti hatırlamıyorum diyeyim. Çünkü hatırlamıyorum. Ama kız arkadaşımla gezdiğim ve yeni bir insanla şakalaştığım, bir yere gittiğim anlar aklımda. Şimdi diyorum böyle full yazılıma odaklanmış biri 40-50-55 yaşlarına geldiğinde dönüp ulan ne Go yazardık falan mı diyecek yani. Sizin yazılım özel hayat dengeniz nasıl? Bunu dengede tutmak için ekstra bir çabanız var mı? Bence bu da merak ediyorum ben sizin gibi birinin buna bakış açısını abi. Bu sene 45 oldum. 45 yaşında kod yazıyorum. Şimdi hiç göstermiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi yazılım benim hayatımda tabii önemli bir yerde. Malum artık bir ürün geliştiriyoruz. O da yazılım ürünü. Ama geçmişte de baktığımda ben yazılım yapmak hayatımın her döneminde yazılım geliştirmeye kendimi adamadım. Hı hı. Beni İnsanlar çok ilginç bir şekilde neyi sevdiklerini, neden mutlu olacaklarını bilmiyorlar biliyor musun? İnsanlar kendilerini tanımıyorlar. Hı hı. Şimdi bu konuda hiçbir fikirleri yok hatta bazıları. Ben neye motive oluyorum? Ben şu anda bir iş olarak değil de istediğin herhangi bir konuda hayatının özel hayatınla iş hayatı olarak ayıramayacağın bir konu seç deseler. Ne yapmak isterdin? Çok güzel bir soru. Çok güzel. Ben kafama çok kafa yordum ve şunu fark ettim. Bir ara ben topluluklarda çok çalıştım. Software Craftsmanship topluluğunu kurdum. Orada çok değerli arkadaşlarımla çalıştım. Agile Turkey'de bir ara çalıştım 2 sene kadar. Çok emek verdik. Topluluklarda insanların anlattıklarını dinlemek, o etkinlik, o networking ortamında beraber bulunmak beni inanılmaz motive etti. Bak bu yazılım değil ama sektörde bir parça. Sonra şeyi fark ettim. Ben bunu niye yapıyorum? Bakın insanlar bir şeyle mutlu oluyorlar ama ondan neden mutlu olduğunu hiç düşünmüyorlar. Sizin farkındalığınız da çok yüksek hocam genel olarak. Her baktığınız şeyde bir anlam çıkartma var ve bu anlamda anlam çıkarttığın şeyde de gelişirsin. Hani şu an bir şeyle neden mutlu olup olmadığınızı bile sorgulayıp bir şey niye hani çalıştığınız ekibe bile bu kültürü vermeye şey yapıyorsunuz, hedefliyorsunuz. Bence en büyük fark buradan çıkıyor yani. Farkındalık. Yani ama insanlar kendi neden mutlu oldukları yani mutlu oldukları şeyden neden mutlu hissettiklerini bilmediklerinde o elden avuçtan onu kaçırıyorlar. Bambaşka noktaya gidiyor. Ben şundan şunu fark ettim. Ben dünyaya iz bırakmak istiyorum. Beni şey kılacak olan şey, beni motive eden şey yazdığım Java kodu değil. Yazdığım Spring'de bir şey değil, bir tasarım değil. Ben o tasarımı yaparken, o kodu yazarken ekip arkadaşlarıma, şirkete, X kişisine, pair olduğum kişiye ya da herhangi bir sunumda tüm dünyaya, YouTube videosunda bu izleyenlere ufak dokunabilmek. Dokunmak, hayatlarına dokunmak. Yani dünyada en değerli meslekler bence yazılımcılık değil, öğretmenlik ve doktorluğu ben 2 farklı yerde görüyorum. İkisini neden farklılar? Çünkü özellikle öğretmenlik hatta İlkokul beden öğretmenliği. Bak İnsan hayatında hiç hatırlamayacağı insanlar vardır. İlkokuldaki beden hoca. Hiç kimse hatırlamaz ismini. Ben de hatırlamıyorum. Ama o kişi anaokulundaki beden hocası, anaokulundaki İngilizce hocası, yani hiçbir işe yaramadığını düşündüğün hocalar çocuğa öyle küçük dokunuşlar yaparlar ki o çocuk böyle kelebek etkisi olarak hayatının bölümünde ona yön verirsin. O hocaların motivasyonu da odur. Para kazanmak için yapanları bir kenara ayırıyorum ama çok özel hocalar tanıdım. O insanlar çocukların hayatlarına dokunmak istiyorlardı. Ben de burada motive olduğumu düşünüyorum. Yani insanların küçük de bir olsa bir ufak bir dokunuş, belki bugün değil ama bundan 10 sene sonraki bir olayda "Aa evet ya" dediği bir noktayı eğer burada dokunabilirsem, o kelebek etkisi olarak oraya giderse, bu beni motive ediyor. O yüzden sunumlara bu kadar ama bu kadar emek veriyorum. 60 saat, 80 saat bir sunuma, sunumu yapmadan önce vakit ayırabilir misin? Bunu benim ayırmamın ana nedeni, gelenleri dokunacaksam da yapacağım en kaliteli dokunuş olmalı. Çok en güzel. Kalitelisi. Bunu ben kendim düşünerek, bu bana özel bir şey. Yani ben kendim için böyle bir şey düşünüyorum. Herkesin kendine özel müthiş amaçları olacak, var. Ama yeter ki keşfetsinler, kafa yorsunlar, oturup düşünsünler. Ben mutlu olduğum şeyi yapıyorsam neden mutlu olduğumu bilmem gerekiyor ki kariyerime orada yol vereyim. Hocam şeyi sorayım. Bir emeklilik planınız var mı? biraz özel bir soru ama bu da merak ettiğim bir şey sizle ilgili. Yani emeklilik derken çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Yani bu arada sırf ben de değil, bütün ekip ciddi emek veriyor. Ben de onun bir parçası olarak emek veriyorum. Eğer ki bir rahata eriş, yani bu yoğunluktan kurtulursam eğer gelecekte, yazmak istediğim, kitaplaştırmak istediğim fikirlerim var. Buna emeklilik denmeyecektir belki ama en azından bu yoğun tempo bir şekilde azalırsa kitaplara odaklanmayı istiyorum. Çok iyi. Sektöre adanmış bir hayat. En azından belki başkalarına dokunabileceğim farklı bir mecra ya adım atmış olacağım. Yani. Süper hocam. Hocam şey de sorayım. Bu benim de merak ettiğim bir konu. Genel standartlarda bir developer'ın yolculuğu şöyle oluyor. Junior, middle, senior, staff, ondan sonra oradaki evre çok kritik. Genelde hep yöneticilik pompalanıyor. Artık arkitekt oldun, sırada yöneticilik, müdürlük var. Buraya geçmek zorundasın. Biraz şimdi yöneticilik ve müdürlükte az önce de konuştuğumuz gibi biraz insan yönetmek, bir insan neden mutlu olur, niye mutsuz olur, ekibe bir kültür, o mürekkebi nasıl da anlatabilirim sorular da devreye giriyor. Ama bu biraz farkındalık da istiyor ve insan gözlemi de istiyor, konuşma yeteneği de istiyor. Aslında teknik anlamın dışında birçok yetenek havuzu istiyor aslında. Ama bazı insanlarda bu yok. Gerçekten yok. Adam sadece yazılım, ben iletişim kurmam. Adama merhaba bile deyince sistem out diyor mesela, olarak iletişim kurulmuyor. Bu insanların yolculuğu, atıyorum menajer olmasın da dev expert olsun, öyle devam etsin. Bu adam sadece kod yazsın gibi ilerleyebilmelik bir sistem var mı? Yoksa her developer müdürlüğü tatmalı mı? Yani bu şu an gidişat hep böyle oluyor . Bu akışta gidiyor. Sizin buna tavsiyeleriniz veya burada şu yanlış, şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz noktalar var mı? Şunu anlayabiliyorum. Deneyim kazandıkça, bakış açıları kazandıkça, yıllar içerisinde farklı insanlarla çalıştıkça artık ekip içerisinde insanları ve projeyi yönlendirebilecek bir noktaya geliyorsunuz. Orada sizin deneyiminizden faydalanmak istiyorlar ve sizi yönetici yapıyorlar, takım lideri yapıyorlar, bir grubun yöneticisi yapıyorlar. Adına belki müdür diyorlar ki müdür yazılımda pek duymadığımız bir kavram ama bazen geliyor. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Çok deneyimli bir teknik insanı kaybediyorsunuz. Problemli, toksik bir yöneticiye çevirmiş oluyorsunuz. Hayatınızda tek bir şey kaybetmiyorsunuz. Bazen hem iyi yazılımcınızı kaybedip hem de kötü bir yönetici takıma kattığınız için komple iki kat belki daha fazla takımı bozmuş oluyorsunuz. Bunun çözümü bu olmamalı. Buna da çok kafa yoruyorum. Belki de bunun çözümü yönetici denen kişinin bu kadar önemli olmadığı bir sistem oturtmak. O yüzden bizde title yok demenizin sebebi oraya mı geliyor hocam? Evet. Yani karar merciğini dağıtık, distributed yani sistemler karar merciği tek kişide, tek yöneticide olduğunda ast-üst ilişkileri başlar. Çünkü birisi çok yetkilidir, öbürü çok sorumludur. Bakın çok ilginç bir durum var. Şimdi bir gün bir arkadaşıma dedim ki, abi niye mutsuzsun ya? Niye mutsuzsun? Adam ölüyor böyle, her gün ayakları süre süre geliyor, mutsuz çalışıyor falan. Çok da iyi bir adam ve çok kaliteli bir yazılımcı. Dedi ki, bana sorumluluk veriyorlar, yetki vermiyorlar. Bir şeyler, bir problem olduğunda sorumlu sensin diyorlar. Ama o problemi çözecek, çözüm önerilerini uygulayabilecek yetkiyi vermiyorlar. Yetkili insanlarla sorumlu insanlar arasında uçurum oluşturuyoruz. Ondan sonra da insanlar şey yapmak istiyor. Ben yıllarca hep sorumlu ben tutuldum. Bak mı çıktı? Bir şey yetiştirmem mi gerekiyor? Haldır haldır yaz. Canlı çıktı. Kutluyoruz. Evet. Yetki sahibi kişi. Tebrikler, takımınız harikulade işler başardı. Hiç sorun değil. Takımımızla beraber müthiş işler başardık. Tamam da adam, takım öldü orada onu yapmak için. Çünkü neden? Yetki burada. Sorumlu onlar. Belki de bu kadar uçurum olduğu için insanlar yönetici olayım da sorumlu az ama yetkisi fazla insan olayım ben. Hani başaramadık mı? Hani sorumlular başaramadım. En kötü ne olur? Beni işten kovarlar. Başka bir şirkette yönetici olurum. Adamın kariyer planı bu. Oysa ki belki de yetki ve sorumluluğu daha fazla yani birbirine yaklaştırsak, merkezileştirmek yerine dağıtsak bu nasıl olabilir? Tabii ki yönetici diye bir kavram hayatımızdan çıkmayacak. Bazı işler tabii ki yöneticilere ait. Onunla diyeceğim bir şey yok ama insanların liderlik, insanların yönetim vasıflarını ortaya çıkartacak bir ekosistem, bir kültür oluştursak, karar merciyle karar alabilecek kadar güvenebilsek, kimse kimseye güvenmiyor biliyor musun? Ana problem o. Ekibinize toksik birini koyuyorsunuz. Toksik biri herkesi zehirliyor ve yöneticiler diyor ki ben bu ekibe güvenmiyorum. Bana bu ekip yapamayacak gibi geliyor. Sen ekibine güvenmediğinde artık iş bitmiş demektir. Kişiler yönetici olmak isterler. Çünkü bu eziyeti çekmek istemezler. Oysa ki yurt dışında şöyle derler ama yurt dışında 55-60 yaşında hala teknik kod yazan süper şeyler görüyoruz. Neden? Olay onların yönetici olmamak istemesi değil. Buna ihtiyaç hissetmemeleri zaten. Çünkü onların çalıştığı şirket böyle yetki ve sorumluluk uçurumunda değil. Olay yine şirket kültürüne, iş yapış şekline geliyor. Yani siz artık nasıl şirketlerde çalışıyorsanız bu sizin isteklerinize o yön verecek anlamına geliyor. Bu iyi insanları seçmek için de mülakat süreçleri oluyor. Evet. Mülakatta dikkat ettiğiniz noktalar, sorduğunuz belki 2-3 soru. Bu adamı kesin elerim, bu adamı kesin alırım dediğiniz. Mesela ilk 5 dakikada çıkıyordur belki bazı mülakatlarda. Bu adama hani olmaz gibisine veya olur gibisine. Sizi bir aday mülakatta nasıl etkileyebilir? Siz en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Birkaç tane soru örneği belki alabilirsek. İlk baktığımız şey, bu arada ben hiçbir zaman tek başımla mülakatlara girmem. Her zaman yanımda mutlaka ikinci bir arkadaşım da olur. Çünkü ben bir olumlu düşündüğüm bir şeyi arkadaşım bambaşka bir noktadan cevap veriyor, düşünüyor olabilir. Biz her mülakattan sonra tartışırız ve çarpıştırırız fikirleri. Ben adayla ilk tanıştığımızda aslında ilk baktığımız şey ekibe dahil olsa ben bu arkadaşla saatlerce pair olabilir miyim? Birbirimize iletişim sorunu yaşar mıyız? Birbirimizi anlar mıyız? Onun doğru olduğunu düşündüğü bir fikri ben yanlış desem, benim doğru olduğu düşüncemi o yanlış olduğunu düşünse, birbirimize bunu nezaket, saygı ve bütün açıklığıyla, cesaretiyle iletişim kurabilir mi? Bunu nasıl anlıyorsunuz hocam mülakatta? Yani çok sınırlı bir zaman var. Çok kilit sorular sormak lazım bunları anlamak için. Yok ya, kilit değil. Yani kendini anlatırken, kendi hayat hikayesinden bahsederken bile bunun emareleri çıkıyor. Hmm. Yani burada bir ipucu da yok. Tamamen doğal bir şekilde bir insana kariyerinden, geçmişinden bahset. Geçmişinde yaşadığın sorunlardan bahset. Hepimizin sorunları oldu. Hmm. İşten ayrılma nedenlerinden bahset. Hepimiz işten ayrıldık. Ben işten çıkarıldım ilk iş yerimden. Bunlardan bahset. Bunlardan bahsederken fark ediyorsunuz. İnsanların iletişim dili bunları ayan beyan ortaya koyuyor. Hmm. Bir olta soru, hiç olta soru yok yani. Sonra baktınız ki keskin, kılçıklı, kıymıklı bir karakteri yok. Hakan'ın dediği, Hakan bir örnek verir işte, genius jerk dediği böyle süper dahi ama arıza. Hmm. Ona dahi derecesinde de fikirleri var. Bir tanesi de herkesin inanılmaz hoşuna giden süper tatlı, balkabağı gibi tatlı arkadaş ama hiçbir şey çıktısı yok. Yani ona da lovable fool diyor. Yani herkesin sevdiği ama bir çıktısı yok. Bu ikisi de olmaman lazım. Ortasında olman lazım. Buna bakıyoruz açıkçası. Bundan okeyse tekniğe giriyorsun. Çünkü şöyle bir durum var. Biz küçük bir ekibiz. İş yapmak lazım. Evet. Yani biz iş bitirmek zorundayız. Hı hı. Bu adam iş bitirici mi? Hı hı. Yani her rahat anlaştığın kişi iş bitirici olamayabilir. İş bitiricilik de anlaşılıyor. Hı hı. Orada da olta sorular yok. Teknik olarak tabii ki mülakatta biz teknik sorular da soruyoruz. Şöyle bir kezde ne düşünürsün? Mesela benim en çok sevdiğim sorular yorum soruları, bilgi soruları değil. Yani geçmişte yaşadığın bir problemi anlat. O problemi anlattıktan sonra muhabbet üst üste geliyor. Ben onun nasıl değerlendirdiğini duymak istiyorum. Ben Concurrency problemi, herkes yaşıyor. Concurrency problemi yaşamayan yazılımcı yoktur. Yaşamadıysa da ben bir örnek veriyorum. Concurrency problemi. Peki bu problemi nasıl çözeceğiz? Bilmiyor olabilir. Çok doğal ki ben bilmediğim için ciddi anlamda fırça yedim bir iş görüşmesinde bazı bilemediğim için soruları. Bilmiyor olabilir. Peki, yorum yapayım? Fikir, evet fikir, yorum. Belki ufak bir dokunuşla onun acaba o yola giriyor mu? Hani o yoruma anı farkı, aa evet böyle bir şey de olabilir falan diye. İnanılmaz hiç bilmemesine rağmen süper yorum yapan insanlarla karşılaştım. Birçoğu da benim iş arkadaşım oldu. Peki hocam hiç alıp bir hata yapmışız dediğiniz oldu mu? Aldık mülakatta bizi tavladı ama olmamış ya bu adam, nasıl ne yaparız dediğiniz oldu mu? Şöyle mülakatlarda çok beğenip ekip arkadaşı olduklarımızla yola devam etmediklerimiz oldu elbette. Ama bu pişman olduğumuz için değil. Bir insanı yani şey gibi düşün. Yani insanlar evlilikleri bile bitebiliyor. Bir kişi işe girdiğinde zaman içerisinde beklentiler birbirine uyuşmayabiliyor. Bu çok doğal. Ve şimdiye kadar bizim yollarımızı ayırdığımız ya da beraber çalışmadığımız arkadaşlarımızla biz onlar çok kötü, çok toksikti bilmem öyle bir hiçbir olay yok. Ana olay şu, doğru zamanda, doğru yerde beraber bulunmadığımızı düşünüyoruz. Bu kadar basit. Ayrılanlar da oldu. Yani kendileri de gidiyor olabilirler. Onlar da benzer şeyi söylediler. Artık şu noktadan itibaren sen doğru yer değilsin. Ben başka hedeflerim, başka motivasyonlarım var. Bu çok doğal ve biz her zaman ekibimizde şu an çalışmayan arkadaşlarımızı sonuna kadar destekledik. Destekleyeceğiz de. Çünkü iletişimde koparmayacağız. Çünkü bizim için bu bir şey ilişkisi, win-win ilişkisi. Yani O artık bizim, biz ondan, o bizden etkilendi ve o artık bizim bir parçamız. Hı hı. Kariyerinin tüm döneminde artık bizden izler taşıyor. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Ve işe alırken de kariyerin bizde devam eden süresinde de biz onunla çok iyi çalıştık. Bir tek doğru zaman, doğru yer, doğru kontekst, doğru bunlar tam oluşmadığında ister istemez bazen o, bazen biz yolları ayırma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Hocam şeyi sorayım, bu güzel bir mülakat süreci, iyi bir şey var. Şirketinizin turnover oranı var mı mesela? Gelen 100 kişiden kaçı gidiyor, kaçı kalıyor? Böyle bir istatistik hiç tuttunuz mu? Tabii 100 kişiye ulaşmadık. 100 kişiye ulaşmadık. Tabii ki gidenler oldu yani. Ama bir elin parmaklarını geçmez. Tamam. Ama bu şu anlaşılmasın. Ya ben şu iddiasında değilim. Biz o kadar mükemmel bir şirketiz ki insanlar bizden ayrılmıyor, işte bunu seneler kalıyor. Hayır, biz yaptığımız işi iyi yapmaya çalışan bir şirketiz. Turnover az, evet. Amacımız ağızda tutmak. Ama eğer ki kariyerine farklı şekilde ilerlemek isteyenler de her zaman yolumuz, yani onları her zaman destekleyecek şekilde oluyor. Hocam şey de sorayım. Son iki soru bu sefer. Gerçekten tabii, son iki soru. Gerçek sunumlarda süreyi aşın yaşıyor oluyor ama bu sonuçta bir kayıt. Sıkılan bir boşluğa basar. Çayını, sigarasını içer, tekrar izler. Şeyi diyeyim hocam. Bu layoff'lara nasıl bakıyorsunuz? Günümüzde de popüler ya. İşte atıyorum Deliveroo, evet. Tekap kapatıldı. Başka kurumlardan bir şeyler duyuyoruz. Başka kurum layoff yapıyor ama size bu kadar para vereceğiz, bu duyulmasın diyor falan gibi kurumlar da var. Yani duyduğumuz. Layoff'ların ana sebebi nedir? Devam edecek mi? Layoff'ların önüne nasıl geçilir? Aslında şu konuşmalardan cevap çıkıyor işte. Vasat elemanları alma, vasatlar yazılıma girmesin. Sene içinde 3-4 kişilik büyüyelim. Nasıl büyüyelim? Yani aslında ben buradan cevapları aldım ama ekstra söyleyeceğiniz bir layoff'larla ilgili yorum var mı? Yine onu da merak ediyorum. Yani şirketler geçmişte para bolluğuna girdiklerinde çok fazla üretim yapmak istiyorlar. Daha çok üretim yapalım, onu da yapalım, bunu da yapalım. Bunu yapacak insan lazım, kapasite lazım. O zaman ekibi büyütelim. Tamam da bu öyle bir şey değil. Yani ekibe neydi? Brooks kanunu. Ekibe sonradan kattığın herkes projeyi kısaltmaz, uzatır. Yani ekibi büyütmenin getirileri götürülerinden daha az olabilir. Daha çok insan alın diye büyüdüler. Büyürken de yani ekipteki çıtayı yüksek tutmadılar. Ekipteki çıta birkaç tane ana temel insan tuttular. Geri kalan doldurdular. Sonra layoff artık tabii para suyunu çekince sırf yani yeni gelenleri değil artık kilit insanları bile çıkarır duruma geldiler. Bu biraz bence şirketlerin kontrolsüz büyümeleriyle alakalı. İnsanlara da yazık ediyorlar. Yani layoff sürecinde ben de işten çıkarıldım. En kısa ben hızla iş bulduğumu düşünüyorum. Bir ay boş işsiz kaldım. Bu süre çok daha uzayabilir. Yani insanlara yazık ediyorlar. Bunca hayalleri olan, çalışmak isteyen insanlara hızlı büyüyüp hızlı küçülmek insanlara biraz haksızlık etmek gibi geliyor. Emeklerini suistimal etmek gibi geliyor. Yine aslında dediğiniz hocam problemi görmeden aksiyon almanın sonuçlarından bir tanesi. Hocam son sorum. Her şeyi bilmek imkansız. Hani şey olarak sizin de karşılaşmadığınız problem, yeni bir teknoloji vesaire oluyor. Yeni bir teknolojiyi öğrenme yolunuz, yönteminiz, önerdiğiniz, hiç bilmediğim bir teknolojiye nasıl hızlı adapte olabilirim? Hayatıma onu nasıl sokabilirim? Sorusuyla şey yapayım. Bu da yeni bir teknolojinin yanında yeni bir mimari, yeni bir bakış açısı, yeni bir anlayış da olabilir. Sırf teknoloji gözüyle bakmayalım. Yani ben .NET öğrenmek istiyorum, ben Go öğrenmek istiyorum. Ben yeni bir ana stack değiştirmedim çok uzun zamandır. Ama yeni kavramlara çok girdim. Benim ana bakış açım hep şu oldu. Ben kişisel olarak yeni bir kavram konusunda uzmanlaşmak istiyorum. O zaman şunu yapıyorum. Bir, önce literatürde insanlar o kavram konusunda neler demişler? Önce bir fundamental'ları öğrenmeye çalışıyorum. Fundamental'lar sırasında şu doğrudur, şu yanlıştır diye bir sürü yazı okuyoruz. Hı hı. İşte şu teknoloji böyle kullanılır, bu mimari böyle yapılır. Okay. Peki bunun aksini söyleyenler var mı? Var. Tam aksine örnek veriyorum. Scrum öğrenmek istiyorsunuz. Scrum'ı kitabıyla harikulade bilen insanların müthiş yazıları, videoları, eğitimleri oluyor. Onları aldınız. Scrum'dan nefret edenler de var. Hı hı. Onları da okuyorum. Ve buna vakit ayırıyorum. Hatta kitaplarını alıyorum. Hı hı. Kitaplarını alıyorum ve benim doğru olduğuna inandığım şeyin tam zıttını söyleyip bana hatta sürekli laf sokuyor. Yani benim gibi düşünenleri laflarıyla ezen kitaplar alıyorum. Onları okuyorum. Videolarını izliyorum. Ve şeyi anlamaya. Benim ana noktam şu. Hiçbir şey kesin olarak doğru değildir. Her şey duruma göre değişir. It depends diyorlar. Duruma, şartlara göre değişir. O yüzden bir teknolojinin kullanıldığı yerler olduğu gibi kullanılmayıp çok saçma sapan sonuçlarına olacak yerler de olabilir. Bunları anlamaya çalışıyorum. Bunları anladıktan sonra artık ben de şu, bu teknoloji, bu yapı, bu yöntem, bu mimari ne zaman anlamlı, ne zaman anlamsız. Bir kere bunu bir öğrenmiş oluyorum. Daha sonra benim zihin haritalarım var. Hı hı. Ben mindmap kullanmayı çok seviyorum, zihin haritaları. Ve bütün notlarımı zihin haritalarına yerleştiriyorum. Tam olarak nasıl bir şey oluyor hocam? Onlarca zihin haritaları, yüzlerce zihin haritam var. Bazı zihin haritaları o kadar büyük ki X-Mind açamıyor. Zorlanıyor yani. Ve o zihin haritalarında onlarca, yüzlerce farklı aykırı fikir bir anda birbiriyle etkileşim kurmaya başlıyorlar. Şeye benzetiyorum. Burada bir fikir var ve burada bir fikir var. Sizi bambaşka noktaya getiren şey bu iki fikri bilmek değil. Bu iki fikir arasındaki bağlantıyı çözebilmek. Aslında tam Sherlock Holmes'lük yani. Yerde bir tütün var. Oradan da sigara kokusu gelmişti. Aslında baktığınız zaman çok önemsiz bilgi olabilir ama ikisini birleştirince katilimiz sigara içiyor. Evet. Mesela benim kendim için verebileceğim örneklerden biri şu. Object Oriented Programming. Üniversitede herkesin öğrendiği bir fikir. Derste anlatılır ya. Hı. Öğrendik. Biliyoruz. Mülakatlarda sordular. Ezberledik. Çat çat söylüyoruz. Java kullanıyoruz. Zaten Object Oriented Abstract Class'ta interface'ler falan filan bir sürü şey yazıyoruz. Derken dedim ki ben Object Oriented Programming'i baştan öğreneceğim. Hı hı. Çalışmaya başladım. Çalışmaya başladığım ilk şey şuydu. Object Oriented kavramlarını ilk hangi sene kim çıkarmış? Hı hı. Alan Kay diye bir isim çıkıyor. Alan Kay'in yazdıklarını okumaya başladım. Makalenin tarihi 1972. Onu okuyorum. Sonra bir dakika. C++'ın yazarı Straub Object Oriented Programming ile ilgili bambaşka bir şey söylüyor. Günümüzdeki anlayış ama Alan Kay başka bir şey söylüyor. Sonra bir fark ettim ki aslında iki farklı şey arasında bir bağlantı var. Bunlar aslında Object Oriented'a farklı bakış açılarından bakıyorlar. Hmm. İkisi de kendi açısıyla açıklıyor ama birisi Object Oriented Programming'i bir mesajlaşma üzerine, Alan Kay mesajlaşma, iletişim üzerinde kuruyor. Öbürü objeler üzerine kuruyor. Hı. Objenin yapısı, öbürü objeler arası iletişim ana odak noktası. Ve sen ve o ikisi arasındaki farkı anlamlandırdığında aydınlanıyorsun. Demek istediğim ana nokta, ne kadar aykırı fikir görürseniz bunların arasındaki ilişkiyi kurmanız daha kolaylaşıyor. Hı hı. Ve o ilişki sizi daha kafanıza, aklınıza daha sağlam olmasını sağlıyor. Scrum'da çok toplantı var. Hı hı. Tamam, öyle geliyor olabilir ki evet yani çok toplantı oluyor. Peki neden? Scrum hiç uygulamazsan yaşayacaklarınla böyle yaptığında yaşayacaklarını bir karşılaştıralım. Apple nasıl yapıyor? Başka şirketler nasıl uyguluyor? Kitabına göre yapmazsan ne yapardın? Sana kalsa ne yapardın? Hı hı. Sürekli beyin jimnastiği bunlar. Beyin jimnastiği yaparak Bu arada tabii şu da var, beyin jimnastiği derken her sektörün nasıl diyeyim zihin önderleri vardır. Her sektör. Yazılımda da, yazılımın altındaki her alanda da fikir önderleri var. Ben o fikir önderlerinin ağzından çıkan her şeyi okuyorum. Doğru olarak değil ama. Doğru şeyleri söylüyor diye değil. Bu adam ne düşünüyor diye. James Copley, Object Organizational Patterns kavramını literatüre getiren, Scrum'ın en temellerini atan, ana gruptan olan, Object Oriented Programming'i ortaya atan ana grupta olan, bambaşka bir zihin, inanılmaz bir zihin. Özellikle işte Lean, Toyota anlayışı, işte Agile kavramları, bu konularda fikir, aykırı fikirleri de olan birisi. Yazdığı her şeyi, LinkedIn'deki comment yazıyor birinin altına, onu gidip buluyorum, okuyorum. Çünkü onun, oradan şunu fark ediyorsun. Bu adam bizim görmediğimiz başka bir şey görmüş olabilir. Onun bir söylemiyle ben daha önce hiç fark etmediğim iki kavram arasında bir bağlantıyı kurabilirim. Kuruyorum da. Çünkü bu zihin önderleri size şunu sağlıyor. Daha önce sizin sadece know-how dediğimiz o bilgiler arasında bağlantılar kurabiliyor adamlar. Ve onları duyduğunuzda siz de kurmaya başlıyorsunuz. O yüzden ben çok değer veriyorum. Böyle isimler var. Ağızdan çıkan her şeyi dinlediğim, okuduğum, öğrendiğim, kitaplarını aldığım. Bunlar bana vizyon katıyor ve geliştiriyor. Hocam ya o kadar kilit cümle çıkarttım ki şu konuşmalardan, yani genel. Hani bir şey yanlışsa bir eleştiri var ama siz bir çözüm yolu da arıyorsunuz. Hatta geçen program izledim, oradan da denk geldim. İşte bir din adamı hocam bir konferans veriyor, işte felsefeci konferans veriyor, çocukların bir el kaldırıyor, buyur falan. Çocuk diyor işte, hocam diyor ben bir soru soracağım, buyur diyor. Eğer diyor Allah varsa öldüğümde sorusu sormak istiyorum ona diyor işte. Ben bu kadar kötülük varken sen orada ne yapıyordun? İşte salon alkış kıyamet falan. Adam salonun susmasını bekliyor. O da diyor. Ama diyor tamam çok güzel bir soru. Yaratıcı da sana sorarsa, sen ne yapıyordun diye sorarsa senin de bir cevabın olsun diyor. Salon yine alkışlıyor falan. Hani sizin eleştirdiğiniz bir nokta varsa çözüm de arıyorsunuz. Çok fark ettim. Bir, çok farkındasınız hocam. Hani genel olarak tüm konseptin. İki, case'lerden hani bir oluruna, bir olmazına, onun ortasına nasıl bulabilirim? Hep bir yapıcı kafayla baktığınız için bir çözüm odaklısınız. Yeni bir şey denemekten korkmayıp işte yine laf vardır ya, korku aklın düşmanıdır diye. O da hani korkuyu da bir elimine edip bir şeyleri denemeye cesaret, yani müthiş. Şuradaki konuştuğumuz süre bilmiyorum kısaltınca ne olur. Ama inanılmaz bir tecrübe akıyor ve çok değerli bilgiler var. Kendi adıma çok kültürlendim. Yani gerçekten dünden farklı bir Furkan'ım şu an. Hatta bir buçuk saat öncesinden farklı bir adamım, net söyleyeyim. Şimdi bunları hayatta deneyip yapmam lazım. Benim de yapmam lazım, görmem lazım. Özellikle bu olaylara bak, yani yaklaşımımız bile buradan bile çıkartacak çok ders olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz hocam hani. Teşekkür ederim. Yani bir tonla soru daha var da hani ekstra çıkan artık hocam sizde aile bekler, çocuk bekler. Yine belki müsait olursanız hocam yine başka bir bölüm çekmek çok isterim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de bu önemli mesajları alabilir şeyden. Geldiğiniz için hocam çok teşekkür ederim. Tütsü sektörün 2. sezon 1. bölümünü kapatmış olduk. Tütsümüz erken bitti. Yapacak bir şey yok. Arada böyle oluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum.